Ne yapıyorsun abi, nasılsın, iyi misin? Ben bir çay koydum. Bugün biraz bir iki haftadır şey var bende ya, garip bir yorgunluk var. Hatta birkaç aydır bu depremden beri aynı be. Farkında mısın? Hep böyle aynı bir şey var böyle. Çok yükselsen bile en yükseldiğin seviye şey böyle. Normalde olduğun moral, normalde olduğun enerji. Üst düzey bir şey çıkamadım hiç enerjiye. Ne hikmet, aynı. Abi aşırı derecede bir isteksizlik var. Genel olarak bütün herkeste var bu arada. Değil. Geçen dedin de Allah'ın belası şeyler hemen başladılar, burççular. İşte bilmem ne nereye girmiş de bilmem ne hangi şeyin hizasındaymış da o yüzden o hizada olduğu için bizim işlerimiz pek iyi gitmeyecekmiş önümüzdeki dönem. Ondan sonra düzelecekmiş falan filan böyle. Dedim ha eyvallah. Çok 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 şey bir olay abi. Yani Jüpiter'in bizimle alakası olduğunu ben zannetmiyorum. O arkadaşlar bence boş yapıyor. Abi bir Ben isteksizlik var. pek umurunda olduğunu sanmıyorum koca gezegenin bizim ne yaptığımızın da. Onlar öyle inanıyor. Neyse siz ne yaptınız şeyi millet toplanana kadar yine klasik small talk. Ali Türkşen olan yayını. Abi şöyle yayın spamdan dolayı düştü aşırı derecede. Bayağı biz zaten yayın esnasında da aşağıya bayağı yorumlar geldi. FETÖ'cüler falan doldu oraya. Belki bayağı spamlamışlar. Yayın düştü. Allah'tan hani Ali Komutan gittikten sonra şey oldu, yayın düştü. Zaten son dakikalarıydı. Sonra tekrardan açtık. Yani bizim hesaplara bir Bunlar şeyler oldu falan. manyak, bunlar hakikaten işsiz ya. Adamlar oturuyorlar. Ulan Türkiye'de darbe yapmış terör örgütüsün sen. Oturuyorlar Twitter Space odası spamlıyorlar. Ya valla abi en son bize Bunlar şey diyorlar. Ergenekoncular konuşuyor. Ali Türkşen sen de yargılanacaksın, işkenceci falan diyorlar. vizyonsuz oğlum işte. Bizim başımızdaki terör örgütü de böyle yapacak bir şey yok. Nereden tutsan illa bir yerinden kalıyor diyorsun yani abi. Yani neyse güzel yayında ama onun tekrarı yüklenecek bir şey bu Berk'in kanallarına. Evet, Berk'in kanalı tekrar yüklenecek abi onun. Kaydını da aldık. Berk halledecek onu. O kayıt işi onda. Ben aldırdım, attım ona, gerisi onda. Güzel. Şimdi abi öncelikle şöyle 2 haftadır yayın açamıyoruz. Bu isteksizlik falan biliyorsun sıkıntılı biraz. Herkes dedi ama şey, demin Bix ile falan konuşuyorum birkaç gündür de birlikte işte Jaho Bix falan. Herkeste böyle bir şey var. Sindirme gibi bir şey abi. Ben hani insanlardan çok görüyorum bunu. Genel gündemi de artık üstüme alamıyorum. Geçen yayında sana şey dedim ya, artık gündemi takip etmek istemiyorum. Siyasetten bunaldım, ülke gündeminden falan. İşte aynı durum demek ki sende de var. Herkese toplu bir şekilde bu yansımış büyük ihtimalle. Ben siyasetle alakasıyım. Ben siyaset severim. Siyasetten değil başka şeyler de böyle genel olarak hiçbir şey görmek istemiyorum. Böyle mesaj yazıyor birileri işte ne yapıyor onu bile görmek istemiyorum. Yani small talk yapmak istemiyorum. Öyle bir halsizlik var üstünde. Ben onu Ramazan'a bağlamıştım aslında biraz. Oruç olma işine bağlamıştım. Evet abi, etkisi olabilir ama geçen Ramazan da böyleydin ama gerçi hastalanmıştın o zaman, bayağı uzun sürmüştü. Geçen hafta da eğlenceliydi ama bu kadar dangalak yoktu o yüzden. Evet, doğru, çok doğru. Geçen eğlenceliydi ya. Garip garip tipler vardı. Dalgamıza bakıyorduk. İşin esprisindeydik. Şimdi öyle değil ki. Yapacak bir şey yok. Abi şimdi şöyle yapalım istersen. 2 hafta öncenin önemli konuları, konu başlığını ben aldım. Onlar çok değil. Bunlara hani ufaktan girelim istersen. Geçen haftanın da aynı şekilde önemli başlıklarını aldım. Hani konuşulması gereken şeyleri başlığını aldım. Onlar da böyle yani üstünden geçeceğimiz konular. Bir de bu haftanın konularını aldım. O şekilde ilerleyelim diyorsan eğer gideriz, sıkıntı yok o şekilde. Bence en temizi daha böyle sistematik. Ama konuları yanlış seçiyorsa millet sana sövüyor. Haberin olsun çünkü konuları sen belirliyorsun. Abi şöyle, yani gündemde konuşulan ne kadar konu varsa ben çekmeye çalışıyorum. Şimdi geçmiş gündemi konuşacağımız için insanlar da şey diyecekler. Ya işte bunu konuşmayın, şunu konuşun diyecekler. Çünkü gündem çok kalabalık. Bunun etkisi de var. Yani buradan arkadaşlara söylüyorum, özür dilerim yani, benim suçum değil. Tamam şöyle hızlı geçelim o zaman onları. Millette şey anlayış göstersin yani 2 hafta önceki gündemi geçeceksin ki onları da konuşmuş olasın günümüze gelesin de bugünlerde de şey herhalde bu haftanın gündemi bu liste İnce hakkında çıkan bu haberler bir de işte bu AKP tarafın yapmaya çalıştığı atak 3 gündem var herhalde değil mi? Evet, en önemli ataklar onlar. Vekil listeleri, AK Parti'nin atakları artı İnce'nin mevzu. Tamam ona en son konuşalım. Önce diğerlerini bitirelim. Aha geldi başım belası gel. Şimdi abi şöyle giriş yapayım. Cumhur İttifakı'nda 3 hafta önce. Burada Yusuf Joseph de gelsin bir. Abi iyi akşamlar, kolay gelsin. İyi akşamlar. Nerelerdesin?
Dışarıdaydım abi, geldim. Yoğun bir gün. Hallettik işlerimizi, geldik. Ne hallettin bakayım yine? Yine. Abi yine... Ya yarın bir AKP'li ile bir CHP'li kafes dövüşü yaptıracağız bunlara. Onun prodüksiyonu falan ayarlanacaktı. Ayarladık. Nasıl? Perşembe'de Ümit Özdağ videosu var. Onu çekimleri için yer ayarladık. Ya yarın şey, bir tane abi AKP'li bulduk. Adam 36 yaşında. 12 yıllık AK Parti'de teşkilat bilmem neyliği falan yapmış. Bir tane de CHP'li bulacağız. Daha CHP'liyi bulamadık. Karşısında bir... İsmail, alınca ne yapacaksınız? Bunları abi oturtacağız bir masada. Münazara ettireceğiz. Ha, ben de diyorum ne anlatıyorsun? Kafes dövüşü Yusuf. Sen de belli olmuyor mu? Dedim cidden acaba gittiler kafes şeyi mi ayarladılar falan böyle. Yok abi. Yok. Ben mesela Sarıgül'le İnce'yi falan kapışırken görmek isterim. Çok güzel olur. Sarıgül vurur büyük ihtimalle İnce'yi. Sarıgül galiba herkes tokatlar adam. Orayı burayı tokatla Yeniçeriler bir şey gibi böyle. Mermer tokatlara. Elin asır tutmuş aynen ona. Vurdum mu atı indirir öyle Sarıgül. Peki bunu şey yayınlamış gördüm İmamoğlu'yu da. İmamoğlu evet İmamoğlu da biraz saldırmışlar Murat'a bazıları. Oo ne güzelleme Allah. Yaptın falan filan diye. Murat üzgün. Ben izledim videosunu, fazla bir şey yok zaten. 3 plan mı ne çekmişler? Bir tanesini İmamoğlu konuşuyor. Taş çatlasın 5-6 dakika. Diğerini bunlar aralarında doldurmuşlar video uzasın diye. Aynen dediğin gibi öyle. Peki, pekala. Hazır mısın Joseph gündeme? Abi hazırım. Duydum ben, milletvekilleriyle ilgili çok bir bilgim yok. İnce'ye geldiğinizde ben fikirlerimi belirtirim, konuşuruz. Söyleyebilirsin. Yani hazırlıklı gündem yaptığımız yayınlardan değil bu. Herkes bunu aldı, biz de bunu aldık. O yüzden ara sıra makaraya da vurabiliriz biraz. Ha tamam abi. Bilal hepsini liste topladı çünkü. Niye? Bilal Cavs'ın yerini alıp Cavs'tan da daha büyük olacak. Paşamız abi. Bilal bizim paşamız artık. Bilal Cavs'ı sollayacak filan derdi o. Yok, Cavs da kardeşimdir abi. Her zaman yeri farklıdır ondan. Ben gireyim istersen abi. 3 hafta öncenin en büyük olayını söyleyeyim. Hadi. Belki de unuttuk bak. Biraz hafıza tazeleme konusunda duyuyorlar. Abi de. Yeniden Refah Partisi'nin tekrardan ittifaka katılması. Bu çok konuşuldu. 3 hafta önce. Evet. Cumhur İttifakı katılması. Evet. Bunun öte yanda şöyle bağlantılı gideyim istersen. 3 hafta önce bu yaşandı. Bu haftada Yeniden Refah Partisi'nin bazı il teşkilatları Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini açıkladı. Böyle bir bağlantı da var. İsterseniz böyle bir şey yapalım. Hangi teşkilatları falan, o net mi? Çünkü ben şöyle bir şey söyleyeyim baştan. Twitter'daki bu haber sayfalarının hiçbirine güvenmiyorum. Ne derlerse inanmıyorum. Ne olursa olsun. Hiçbirine inanmıyorum. Bu bir söylem. Hani Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini ama tabii... Değişiyor söylem deyince. Hani hakikaten varsa şu teşkilatı açıkladı, o zaman yorumlayalım. Öyle bir teşkilat yoksa bizim yorumlamamızda şey abes oluyor. Yani şey alakası oluyor. Yanlış mıyım Joseph? Doğru söylüyorsun abi. Twitter dediğin gibi yok. Çok güvenilir bir yer değil. Haklısın. Tanin var, benim takip ettim sadece. O işte, o da günde 2-3 tane paylaşıyor. Çok takip edemiyorum oradan. Yani bu gerekli yerlere gitsin bu mesaj. Aynen. Abi o zaman Yeniden Refah'ın ittifak katılmasıyla alakalı konuşabilirsiniz. Geri çekildi, sonra tekrar katıldılar. Okey. Ben söyleyeyim sana Joseph yorumlar. Bence çok basit. Erbakan biliyorsun imza olayını bir de herkes ortada bu arada. Hani ben imza olayını öyle paylaşınca herkes kudurdu böyle. O nasıl dersin falan filan. Ben gayet net Twitter'da duruyor. İlk gün toplayamayan kapatsın dükkanı. Çünkü demek ki senin dükkanın işlemiyor. Anlatabiliyor muyum? Demek ki sen bu işi, bu teşkilatlanmayı yapamamışsın. Başaramamışsın. Yani çok net, çok basit bir şekilde. Bence şey diyor, şey paylaşıyorum ya, ben şey tweetim. Bir AK Partili arkadaşımla oturdum, çay içtim. Tabii şeyden evvel, Ramazan'dan önce bu olaylar. Şey demişti ya, reis planlamıştır falan. Tabii reis planlamadı ama Fatih Erbakan'ın boyun ölçüsünü alması olarak ben yorumladım bu mevzuyu. Sonradan da işte hemen anında geri vites yaparak tekrardan masaya oturma. Son dakika bir dedim, şey verilmeden evvel, teslim edilmeden evvel. Fatih Erbakan'ı beklediler. Bir anlaşma yaptılar ki o anlaşma da ayrı bir sıkıntı, onunla bir konuşuruz. Ben şey olarak yorumlamıyorum. AK Parti tayfası şeyi yorumlayanlar oldu. İşte büyük oyun falan planladık. Ben öyle bir şey olarak görmüyorum bunu. Boyun ölçüsünü aldı imza konusunda ve geri vites yaptı. Bu da işte şans yine Erdoğan'a yarıyor. Çünkü ilk masaya oturduklarında Erdoğan isteyen taraftı.
ikinci masaya oturulduğunda Erbakan geri dönüyordu. Dolaylı olarak AK Parti tarafının daha kuvvetliydi. Artık nasıl pazarlık yapıldıysa bunu da şeyden diyorum. Şey demiş ya Yeniden Refah tarafı. Biz bunu diplomatik bir dille yazdık. Şimdi hani ne anlaştıklarını da bilmiyoruz, anladın mı? Biz de bunu diplomatik bir dille yazdık. Bazı şeyleri söz olarak aldık falan gibisinden. Orada da bir mevzu var. Yani benim şeyim bu. Benim görüşüm bu. Ama zor olduk, doğru. Ben mesela tahmin etmiyordum. Çünkü kendi tabanıyla zıt düşüyorsun bu durumda. Özellikle Yeniden Refah'ın tabanı, işte oradaki yöneticiler, gençlik kolları, bilmem ne kolları, hepsi gayet net emindi kendilerinden. Ama tahmin ediyorum ki ne bu imza konusunda. Boyunun ölçüsünü aldılar. Yusuf'cum sen bir şey diyecek misin? Abi imza yani sürecinde ama Sinan Oğan'dan daha iddialıydı bence. Tabii. Bak şu bir saniye. Burada inceciler de çok ağır saldırmıştı. İşte sen Yeniden Refah iyi teşkilattı diyorsun. Onlar da bizim kadar aldı falan, tam da Yeniden Refah için iyi bir oran. Senin için değil. Yani senin aldığın, arkana aldığın hype'la Yeniden Refah'ın ki bir mi? Nasıl karşılaştırıyorsun onu? O hafta beni zaten çok sinir ettiler, bu imza haftası. Yani adamlar sanki hiç, bütün partiler için geçerli imza toplayanlar için. Sanki senin hiçbir şeyin yok, partide görevliğin yok bu konu hakkında. Oraya buraya kızıyorlar. Sen niye paylaşım yapmıyorsun? Sen niye çağrı yapmıyorsun? Sen niye demiyorsun? Sen o zaman neden partiye görev alıyorsun? Sen niye parti kurdun o zaman? Bir de böyle var değil mi? Doğu perini çek gibi toplasan o zaman sen de. Abi, ne gerek var partide? Toplardı bence 100.000'i de. Dediğin gibi kampanya konusunda bence yetersiz kalırdı. Zaten birinci sıradan sattı kendini. Bence şeyi gördü yani. Boyunun ölçüsünü aldı. Daha büyük bir şey bekliyordu. Onun gazıyla girdi. Çünkü sadece reddetmediler AK Parti tarafını. Aynı zamanda hani Cumhurbaşkanlığı da koydu. Adaylık işine de girmek istedi. Bence boyun ölçüsünü aldı. Son dakikada bir anlaşma sağlandı AK Parti tarafıyla. Ama bu olay AK Parti'ye yarıyor. Çünkü ilkinde onlar istek şey yapan tarafta. İkincisinde daha güçlü onların eli. Ya bununla ilgili aynen. Benim de üzerine katacağım bir şey yok. Sadece hakaret etmem ama parti içi muhalefete sebep oldu. Ben Yeniden Refah teşkilatlarına baktığım zaman yarı yarıya görüyorum. Yarısı destekliyor, yarısı desteklemiyor diye görüyorum. Ama dediğim gibi işte birinci sıradan milletvekili adaylığına sattı kendi davasını diyelim. Babasının davasını sattı. Ben o kadar büyük yorumlamıyorum. Yani Fatih Erbakan'ı böyle bir dava adamı olarak falan görmüyorum. Yani öyle bir figür değil ki o. Tabii canım, aynen öyle. Yani öyle bir şey bir figür değil. Ha, komik bir şeydi. Abi İbrahim'in karıncası misali. Tarafımız belli olsun yapsaydı bence. Ya onun öyle bir, diyorum ya, niyeti yok yani. Kim orada yönlendiriyorsa şeyden onu dinliyordur. Ben orada öyle bir irade falan görmüyorum o konuda. Hani giderken de gelirken de. İki türlü de. Aynen öyle. Abi bir önemli konuda ittifak, Millet İttifakı'nda var. Yine o haftalarda olan Yavuz Arıoğlu'nun açıklamaları ve istifası çok konuşuldu. Ondan sonra da yine bir gündeme bir fotoğrafı düştü. Yeniden Refah partilerle beraber bir fotoğrafı düştü. Onu da söyleyeyim. Yine bu gündem oldu. Hızlı geçiyorum. İki hafta olduğu için. Buna da yorumlar. Bir dakika, Ağır Aloğlu'nun şey mevzusu vardı ama. Biliyorsun vekillik olayı bitiyor. Yani onu biraz da şey olarak yorumladı millet. Hani giderken kapıyı çarparak gitme. O mevzusu. Ki ilkinde biliyorsun ilk açıklamasında istifa falan etmedi. İkincisinde sonra Akşener'le işte görüşme olayı falan olacağı zaman tekrardan böyle bir şey kalkıştığı zaman o görüşme iptal edildi. Yanlış mı hatırlıyorum? Evet, görüşme iptal edildi. Hatta Candaş Tolga o haberi vermişti. Ya bir de şöyle bir şey var. Bu durum Millet İttifakı'na karşı ne gibi bir tepki yaratır? Yani o zaman da çok soru gelmişti sana hatta, ama yayın olmadığı için kimse şey yapamamıştı. Yani yazar mı yazmaz mı, iyi mi olur kötü mü olur mu diye. Yavuz Bey'in açıklamaları. Ya o üzerinden süre geçti, görüldüğü üzere pek bir şey de olmadı artık. Pek bir etkisi de olmadı. Ama İYİ Parti açısından tabii mevzular farklı. İYİ Parti masaya geri dönüş olayından beri çok görüntü verse de dışarıdan, birlik beraberlik görüntüsü verse de içeriden ciddi şeyleri var biliyorsun. Ciddi kavgaları var kendi aralarında. Henüz dışarıya verecek bir kriz değil ama ben öyle büyük bir kriz olarak görmüyorum İYİ Parti'de. Ama işte kaynıyor alttan alta. Ağır Ölüğü da bana sorarsan giderken kapıyı çarparak gitme mevzusu. Hani ben burada şeyimi kapatıyorum, çekiyorum. Çünkü o mevzuyu da sürdüremez. Kendisinin de açıklamasını yaptığı gibi. Bilmiyorum Joseph ne diyor, sen Ağır Aloğlu'nu seversin. Yok abi, nerede, ben tanımıyorum etmiyorum o adamı. Ben küçük başlarla ilgilenmem abi, büyük başa bakarım. Küçük baş. Aynen, ben büyük başa bakarım. Meral Mami'ye bakarım. Meral Mami kaç numara ayak, neyse siktir et.
Tamam. Ya şey, bu tabii işin geyindeyiz de, İYİ Parti'de uzun süredir bir şey var biliyorsun. Sağ isimlerin, işte ülkücü kökenli isimlerin tasfiye mevzusu, iyice mevzu, işte merkez sağ çekme olayı, ki bu adaylık şeyine geçtiği zaman birazdan orada daha net belli olacak. Yani abi tamamen güçlü isimler de, bir de hani ağır isimler. Ben hepsinin ya, parti yönetebilecek isimler olduğunu düşünüyorum, biliyor musun? Bence şey olarak görüyorlar. Ya bu ülkücüleri teşkilatlanma kısmında kullandılar ilk başta. Teşkilatlanma falan kurulduktan sonra, bu insanların teşkilatlanması kuvvetli, bunu kurduktan sonra artık ihtiyaç görmedikleri için tasfiyeye geçip daha böyle ılımlı, merkez sağ, işte daha böyle ANAP ekolü diyelim, o tarzda insanlara yer vermeye başladılar. Ben öyle görüyorum ki, ama bu aylardır süren bir şey zaten. Ağır Ali Yolu'nun ilk başta uzaklaştırılması vardı zaten partiden, hatırlarsın belki. Onun taraftarları tek falan da açmışlardı, tekrar geri dönsün bilmem ne diye. Oraya kadar dayanıyor mevzu da. Yani çok şey bir şey değil, çok krizlik bir mevzu değil bana sorarsan. Abi onun haricinde yine genel olarak gündemin içerisinde ilahiyatçı Cemil Kılıç'ın saldırıya uğraması var. Hatta bu konuda sen de bir şey yaptın. Ben paylaştım. O konuda diyecek pek bir şeyim yok. Çünkü ben Cemil Bey'in durumunu şey yapmadım. Gidip araştırmadım. Sadece öncesinden beri tehdit aldığını biliyordum. Ve en sonunda da orada patladı. Bazı arkadaşlar da işte tepki gösterip, ya bu sahte, bu gerçek şey değil, bu bunu bilerek yapıyor falan dediler, ama sonradan biliyorsun dosyalarını falan verdi içeriye. Hani iş mevzu şeye döndü artık, hukuki bir sürece döndü. Orada bir fake'liğim de sahteliğim gibisinden bir durum yok tabii ki de. Orada söyleyecek pek bir şey yok. Yani yapacak, söyleyecek hiçbir şey yok Bilal o konuda. Çünkü kim oldukları belli değil, kimle kapıştı belli değil. Takip ettiğim bir olay diye sadece işte yanınızdayız mesajı vermek için. Çünkü tabii ki de böyle bir şeyi tasvip etmiyoruz. Hangi görüşten olursa olsun, bu doğru olan bir şey değil. Şiddet sarmalında doğru ve bizim ülke biliyorsun, biz kanı kaynayan bir milletiz. Hemen böyle peşi sıra gazlanıp şey yaparız, birbirimizi yeriz. Tamamdır abi. Şimdi geçen haftadan konular buydu en önemli. Ondan önce. Bu kadar. Abi şöyle, yani yine var açıklamalar ama tabii ki yani bu kadar derin gündem olmadı bunlar. Yani en çok konuşulanlar bunlar ama geçen haftada var. Bayağı bir konu var. İstersen onları ben sana söyleyeyim. Not almışsın oğlum. Kağıt sesi falan geliyor. Hadi bakayım. Abi şimdi şöyle, İYİ Parti'nin il binasının kurşunlanması var. Ama bunun öncesinde de Erdoğan ve Meral Akşener'in arasında bir sürtüşme yaşandı. Çay polemi. Adını koyalım. Çay gate. Çay polemi. Çay polemi. Evet. Gate. Çay polemi yaşandı. Bununla ilgili de çok gündem oldu. Fikirlerini sunarsan şey yaparsın. Bir arada yorumlayalım. Yusuf sen ne diyorsun bu konuyla? Abi Tayyip Erdoğan klasik her seçim döneminde başlıyor birilerine sallamaya. Ben Millet İttifakı'ndan bir isim abi atıyorum, o da Meral Akşener mi? O sadece cevap versin Recep Tayyip Erdoğan'ın şu laf tuzaklarına. Diğerleri proje konuşsun. Mitinglerde sağda solda bağırsın, desin ki şunu yapacağız, bunu yapacağız. Herkes yani hep bir yazdan Tayyip'in o şey laf dalaşlarına girmesini istemiyorum kimsenin. Sadece Meral Mami gitsin, ona cevap versin. O da kadın jargonu olduğu için hani şey olabilir, güzel bir tepki çekebilir. O yüzden onun dışındaki Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu, onların çok polemiklere girmesini doğru bulmuyorum. İstemiyorum da. İstemiyorsun. Bu senin kişisel şeyin ama. Kişisel değil. Tabii canım. Kişisel aynen. Ya şöyle, bunu biraz geriden almak gerekiyor Bilal. Erdoğan'la Akşener arasında bu ilk polemik değil. Aralarında ciddi bir, yani aralarında değil aslında doğrusu. Saldırgan taraf burada Erdoğan tarafı oluyor. Akşener tarafı değil. Ama aralarında böyle ciddi bir kavga olayı var. Rize'deki saldırma durumu vardı. Bilmiyorum, dinleyiciler hatırlar mı belki. Ardından Erdoğan'ın konuşması var. Bu daha hiçbir şey, bak ne oldu hani gibisinden, daha neler olacak tarzında. Ki bu yani Cumhurbaşkanı'nın kullanmaması gereken bir üslup. Yapmaması gereken bir konuşma da artık alıştık diyelim. Yani burada yapacak bir yorum yok bu konu hakkında. Ben hiç şey yapmamıştım, şaşırmamıştım o konuda. Bu doğru değil yani. Cumhurbaşkanı çıkıp da daha bu ne ki? İşte saldırıya uğramış orada bir partilidir. Daha bu ne ki? Daha sana neler yapacak millet falan diye. Ve bu radikalize edildiği zaman, abartıldığı zaman biliyorsun neye sebep olduğunu. Kılıçdaroğlu'nun işte şey, bu şehit cenazesi olayı vardı. Ki çok büyük bir lekeye dönüşebilirdi. Çok büyük bir sıkıntıya dönüşebilirdi orada. Yani mesela o dönem Kılıçdaroğlu'nun biliyorsun saklandığı ev var, korumaya çalışıyorlar bilmem ne. Yani Türk tarihine geçecek, Cumhuriyet tarihine geçecek bir rezilliğe sebep olabilirdi adam orada bir şey olsaydı. Bu da işte şey, bu yönetici arkadaşlarımızın, canlarımızın, ciğerlerimizin, memurlarımızın sorumluluk almadan işte kendini biraz yüksekten görmesinden ötürü. Akşener'le kavgası buradan kaynaklanıyor ama sebebi ne? Millet bunu tartışıyor daha çok. Sebebi sence de İYİ Parti böyle merkez sağa kaydığı için bir rakip olarak mı görüyor kendini? Şeye nazaran, CHP'ye nazaran. CHP'den oy almak gibi derdi yok bana sorarsan. Ama İYİ Parti biraz farklı bu konuda.
Ha, sen bana mı soruyorsun? Kime soracağım başka? Pardon abi, Bilal de var burada o yüzden. Valla ben senin bakış açına bakmamıştım ama çok mantıklı bir şey, teori bu. Çok da güzel bir şey oldu. Bunun videosunu yapayım ben. Yusuf yine ekmeğinde. Yine ekmeğimdeyim abi. 10 numara bir şey. Bununla ilgili seninle konuşuruz ahiretten de. Yusuf yine ekmeğinde. Ben çünkü o zaman düşünmüştüm o mevzuyu. Hani niye bu kadar, bu kadının üzerine bu kadar radikal oynuyor diye. Bana mantıklı gelen şey oydu. Çünkü anketlere falan baktığın zaman da görüyorsun onu. Her zaman bir tehdit daha çok. Çünkü AK Parti'nin kemik kitlesinden diyelim ki koptu. Şey var ya, şey grubu, küskün Tayyipçiler grubu. Diyelim ki koptu oradan, yani oy vermeyeceğim dedi. Alternatif olarak gideceğiz, eskiden MHP vardı. Şimdi MHP bir alternatif değil. Aynı parti günün sonunda. Artık alternatif olarak İYİ Parti'ye kayıyor. O yüzden bence tehlike olarak görüyor. Çünkü onun en büyük silahı şeydir, alternatifsizliktir. Hep şey der ya, ben kötünün iyisiyim. Hani çok duymuşsunuzdur bunu kahvelerde, pazarlarda sohbet ederken. Kötünün iyisi, kime oy vereceğiz başka olayı vardır. Orada alternatif oluştuğu zaman da tahmin ediyorum ki öfkesi buradan kaynaklanıyor. Ama altılı masa sürecinde bu kadar saldırmadı mesela o Rize olayından sonra. Yatıştırdı, saldırmadı, adını şey yapmadı pek, hatta bazen böyle biraz iyi niyetli sizin orada ne işiniz var gibisinden, sizin yeriniz orası değil falan filan gibi çıkışlar yaptı. Fakat en sonunda herhalde işler artık tamamen bitince baktı orada ümit yok. Yine voltaj şey arttırıldı, gerginlik arttırıldı. Akşener'de çayla cevap vermişti değil mi? Bu koşullamadan önceki polemik bu. Siz çok gerginsiniz, biraz çay için. Aynen, aynen, skeçleri falan yapıldı hatta. Onun üzerine de işte İYİ Parti'nin bir toplantısında bunlar birbirine girince bir kavga çıktı yumrukluğuna. O AK Parti tayfa da işte varan galiba alıntı yapıp işte siz çayınız yeterli değil mi falan filan gibi böyle bir geri çay polemiği oluştu bunların arasında. Fakat mevzu döndü dolaştı, koşullanmayla bitti. Şimdi koşullanmanın arka planını not aldı mı Bilal? O Aleman'ın tutuklanması, işte şey yapılması, ifadesinin alınması, işte bekçiydim, hırsızları şey yaptım, inşaat bilmem ne. Abi onları not aldım, evet. Hatta serbest bırakıldı, sonra tekrar tutuklandı mevzu falan oldu ama şu an son durumu bilmiyorum. Ama oradaki mevzu işte inşaattan çıkan bir nöbetçinin, kulübe nöbetçisinin havaya ateş açmasından dolayı işte o şekilde sikip kurşun oraya gelmesi. Ama emniyet de şöyle bir açıklama yapıyor. Ya rastgele geldi bu kurşun ya da bilerek sıkıldı. O da il binasının E5 yolu üzerinde olmasından dolayı, yani arabayla durup oradan sıkıp gittiklerini söylüyorlar ama tam detaylı emniyet iki açıklama yaptı. Onun haricinde başka bir bilgi yok. O kişiyle alakalı da bilgi yok. Nasıl? Ben o olayı gündemden uzak kaldık ya. Hiç mi MOBESE kamera kayıt işine girmemişler? MOBESE'lerle alakalı hiç açıklama yapmadılar abi. Ben şahsen görmedim. Sadece kişinin tutuklandığını, bir ara serbest bırakıp tekrar alındığını ve mahkemeye sevk edildiğini gördüm. O kadar. Başka o kadar şey haberlerden gördüm, o kadar. Da. Zaten daha fazla derinlemesine bir şey vermediler gündeme, kamuoyuna karşı. Sadece gerekli şeyleri yaptıklarına dair haberleri sundular. İYİ Parti tarafı ne açıklama yaptı bundan sonra? Meral Akşener tabii ki o günün ilk olayın yaşandığı sabah gidip gerekeni söyledi. Yani bizi kurşun korkutmaz. Onu biliyorum, gördüm tepki. Şu alınmadan sonra işte karşı tarafın iddiası bekçi bilmem ne. İşte inşaat, hırsız falan filan, karşı taraf bu iddiayı ortaya attıktan sonra ne dediler? Ya, gündemde şu konuşuldu. İşte evet tamam yedik falan filan mevzusu oldu. Ama tabii ki insanlar bu mevzuya inanmadılar. Çünkü tartışmadan, yani sürtüşmeden dolayı bir gün sonra böyle bir olay yaşanınca insanlar tabii ki olayları farklı yönlere sürdü. Herkesin evet. Düşündüğü gibi şeyler oldu yani. Ama işte İYİ Parti genel olarak kalkıp da işte bir açıklama yapmadı. Ama şöyle söyleyeyim, açıklama yapmadı derken bu konuyla alakalı derinlemesine bir açıklama yapmadı. Ama İYİ Partililer ve İYİ Parti tarafı ya da Millet İttifakı tarafı bu konuyla alakalı durumun nasıl işlediğini, ne şekilde olduğunu, ne sebeple olduğunu yazıp çizdiler. Yani bu da hepimizin düşündüğü şey aslında. Ve bundan peki kısa süre sonra yine CHP'nin şey binasına benzer bir saldırı durumu falan olmuştu. Evet, o işte ilerleyen gündemlerde olduğu için abi onu araya katmadım, bu geçmiş gündem olduğu için. Bunlamak gerekiyor. Ben tesadüfi bir şey olarak görmüyorum bu mevzuyu yani. Bu da hakikaten bir mafya anlayışı var aslında baktığın zaman. Eskiden hani haraç alamadığın dükkanları şey yaparlardı ya, uyarı kurşunu. Ya da işte biz Karadeniz bölgesinde, bizim bölgede ayağına sıkma olayı falan vardır böyle hani. Bir dahaki yine kafana. Ya şöyle bir olay da var. Şimdi tek taraflı yorumlamamak gerekiyor. Bir tarafta şey diyor. Ya işte bu yaptıkları numara.
İşte çok güzel rol oynadılar falan diyorlar. Yani aynen, ben de çok duydum onu. O çok var mesela. Ve bunu muhalif taraftan bazı insanlar da söyleyebiliyor. Bu da çok absürt bir olay. Siz inceciler mi? Benim alakam yok abi. Ben inceci değilim lütfen. Abi benim aklıma gelmişti mesela. Ben kahvede okey oynuyordum. Böyle bir olay oldu lan dedim, kendileri yapmıştır. Daha olayı duymadan direkt hemen öyle yaptım. Hani her seçim döneminde böyle muhabbetler oluyor ya, 2015 en basiti. O yüzden direkt öyle söylemiştim yani. Sonra baktım abi, evet öyle söylemler var. Ya kendileri yapmıştır, numaradır. Her seçim döneminde böyle şeyler oluyor. AK Parti niye böyle bir şey yapsın? Bu en evet, fazla İYİ Parti işine yarıyor falan filan. O tarz yorumlar gördüm. Kuybono. Kimin işine yarıyor bu olay? İşte bunların işine yarıyorsa demek ki kendileri bunu yapmıştır. Biz niye seçim dönemi böyle bir şey yapalım? Aynen. İşte diğer taraftan da bunu söyleyecekleri için zaten bu kadar rahat bu işleri yapabiliyorlar argümanı geliyor bunun üzerine. Sen bir de şey, İYİ Parti büyümesi dedin ya, onunla ilgili ben şu şeyi söylemek istiyorum. Son iki senedir anket yalancısıyım. Sokağın nabzını bilmiyorum. Son iki senedir anketlere baktığımızda da gözle görülür bir şekilde anketler taraflı değilse, onu bilmiyorum. Onu tekrar şimdi söylüyorum. Anketlerin yalancısıyım. Son iki senedir İYİ Parti'de gözle görülür bir şekilde büyüme var abi. Yok, o zaten var. Onu sıkça, hatta şey olmuştu ya, meme olmuştu bir ara. Bizim Baturay Özdemir var. Stand-up show vardı. Hatta sonra Meral Akşener aradı onu. Böyle konuştular işte. Meral nasıl, Meral iyi mi falan diye, babası işte ülkücü kökenden biri. Orada bir espri falan bile oldu. İnternette yayıldı falan. Orada öyle bir anlayış var. Yani o kendi tabanlarından kişiler koptukları zaman, daha demin bahsettiğim olay oydu mesela. MHP bunlar için güvenli limandı. Yani işte AK Parti oy veremezsem ben, tabandan koparsam, işte bu sol tayfaya vermeyeyim. İşte CHP ne kadar solsa artık bunlara göre. Bu kadar sağlar ki CHP solda kalıyor. İşte CHP şuna buna oy vermeyeyim, ben gideyim MHP vereyim en iyisi kafası vardı onlarda. Şimdi böyle bir imkan kalmadığı için yeni bir alternatif güvenli liman arıyorlar. Akşener de biraz onu sağlıyordu aslında. Bence sıkıntı oradan kaynaklanıyor. Yoksa diğer partiler o kadar şey tehditvari görmüyorlar. Çünkü kendilerinden o kadar oy çalacaklarını sanmıyorlar. Şunu da ekleyeyim abi. Meral Akşener bu konuyla alakalı parti grup toplantısında 6 kurşun kürsüye koyarak bizi korkutamazlar diye de bir çıkışta bulundu. Yani ne denir? Argo'da rajona karşı rajon. Gördüm. Editini de yapmışlar. Godfather müziğini bile kullanmışlar arkada. İzledim onu da. Bunu tabii ki de şey yapacaktım. Bir de hani daha demin şey Yusuf'un dediği gibi artı yazma olayı var ya. Bilerek ya da bilmeyerek onlara ayrı konu, ama elbette artı yazacaktır. Yani sonuçta bir mevzuda bu tehdit. Ve bu İYİ Parti gördüğüm kadarıyla özellikle sosyal medyada bunu iyi, hani kullanıyor diyeceğim yanlış anlaşılacak sanki şeymiş gibi de, hani bunu iyi gündem ediyor diyeyim bari. Kendini iyi anlatıyor. Öyle söyleyeyim. Tamamdır. Bir de ona gelen bir şey, 58 suç kaydı varmış adamın falan diye. Onu teyit edebildin mi? Abi maalesef onu teyit edemedim. Yani detaylı giremedim o kadar çok. Gündemde ne yazıyorsa o. Gerçekten bilsem doğruysa ama bilmiyorum yani. Belki de vardır. Ben bunu bir dahaki taht oyunlarına kadar bakacağım. Bunu ancak orada orada video için bakarız, bunun dosyasına falan. Peki tamam Bilal, devam et. Abi bu haftalarda Fatih Erbakan'ın da TRT konuşması vardı. Bu da bayağı bir gündem oldu. Çünkü açıklamaları çok sıkıntılıydı. İdamın geri getirilmesi, meclise girip günahları temizleyeceğiz demesi, onun bir yanında Atlan Oktar açıklamaları var. Çok severim, kendisinin kitapları var falan filan. Bunlar da çok gündem oldu. Fatih Erbakan bu çıkışlar hakkında da bir yorum yaparsan sen de. Niye şaşırmış insanlar bilmiyorum. Adam zaten siyaset yaptığından beri bu şekilde konuşuyor. Korona döneminde söyledikleri ortada. Niye bunları görmezden geldiniz? Bunu İki hafta önceki Space'de mi, hangisinde konuşmuştuk? Oraya bir gidin dinleyin. AK Parti'nin İslamcı açılımını konuştuğumuz kısımda. Orada bunların hepsini konuşmuştuk. Ben Fatih Erbakan'ın söyleyeceği hiçbir şeye şaşırmam. Niye şaşırmış gibi yapayım ki? Ben AK Parti'nin bunlarla bir arada görülmesine şaşırırım en fazla. Çünkü bellidir yani, stratejik olarak böyle bir şey yapmazsın normalde. Onu da şey olarak yorumlamak gerekiyor artık. Ne kadar elden ayaktan düşmüş, ne kadar muhtaçsan o kadar bunlarla bir arada gözüküyorsun. Fatih Erbakan'a şaşırmıyorum. Adnan Oktar'ın müridi olduğu doğru bu arada. Yani bu uzun bir süredir bilinen bir şey. Hatta gerçi hoş değil şimdi konuşmak da, yani kulislerde konuşulan başka şeyler de var. Sadece mürid olmadığına dair. Adnan'ın çünkü biraz farklı stratejileri var. Biraz göbekten değil de başka bir yerden bağlı olduğuna dair. Neyse. Neyse Yusuf, sen ne diyorsun? Sen seversin Yener Refah'ı. Abi Fatih Erbakan benim gündemimde değil. Ben konuşmak istemiyorum daha fazla Fatih Erbakan'la ilgili. Ama şey de enteresan buyuruyor. Muhalif taraf sanki bunu şey yapamıyor.
öne çıkaramıyor. Hani acaba şeyden mi çekiniyor? Ya bu, çünkü bu dine kendimizi tekrarlıyoruz tabii, bu haftalar önce konuştuğumuz mevzunun aynısı. Erdoğan'ın bile çekindiği muhafazakar tipte bir. Yani o kadar muhafazakar ki Erdoğan buna karşı o propaganda yürütemiyor mesela. İşte bunlar PKK'lı, bunlar şöyle, bunlar LGBT bilmem ne falan. Hepsinin daha radikalini söylüyor adam. Yani Erdoğan diyorsa bunları cezalandıracağız. Fatih Erbakan diyor ki bunları keseceğiz, yani çok daha radikalini. Dolaylı olarak da herhalde muhalefet şeyden de çekiniyor olabilir. Yani çok üstüne gidersek bize karşı son dönemlerde almaya çalıştığımız bu muhalif, bu muhafazakar tabanı, işte kucaklamaya çalıştığımız muhafazakar tabanı soğuturuz. Bu aslında birbirine uyan bir şey değil mi? Yani helalleşme politikasıyla böyle muhafazakarlar açılım yaparken Tayyip Erdoğan'la şey, yani siz grileşiyor musunuz yani? Sınırları aşıyor musunuz? İyi o zaman ben daha da radikal olurum. Yani daha da Yahero Yamero seviyesine getiririm bu mevzuyu. Biraz oyun teorisi değil mi? Brinkmanship. O kadar radikalleşeceksin ki karşıdakine alan bırakmayacaksın. Abi muhafazakar elinde sonunda duygusal ideolojilerine yelik düşer gider sandıkta basarak partiye. Seçmen olarak mı diyorsun? Ya genelleme yapmam ama büyük çoğunluğu öyle ya abi. Çünkü yok, konuşursun ben. Adam diyor ki ya ben sandığa gitmeyeceğim diyor. Bak en iyi ihtimal bizim için bu. Tam sandığa gitme. Son bir ay kala abi gelirlerse İHA'lar, SİHA'lar. Direkt ağızlarına sakız gibi, ciklet gibi yapıştırmışlar. İHA, SİHA yok olacak, şu gidecek, bu gidecek. Bence AK Parti'ye. Ha diyor ki ilk turda Muharrem İnce'ye vereceğim. Bak öyle de diyorlar. Tepkimiz olsun diye ikinci turda Erdoğan'a vereceğim. Öyle diyen de çok var. Ya bunu diyenler zaten aslında AKP'li. Fakat şey, Twitter tayfası şey sanıyor. Bunlar muhalifti. Ama işte AKP'ye verecekler falan. Adamlar zaten AKP'li tipler. Oradan oy çekmiş oluyor da ben şeye katılmıyorum. Bu kadar kolay tekrardan çekilebileceklerine ben katılmıyorum o mevzuya. Muhafazakar oldukları için. Şöyle bir şey var çünkü. Ekonomik kriz artık çok farklı bir seviyeye ulaşmış durumda. Artık şey, bir şeyden bahsetmiyoruz yani. Eskiden eskisi kadar bir refah yok falan filan, refahtan bahsetmek mümkün değil. Hayatta kalmaktan bahsediyoruz ki geçen hafta burada üniversiteleri aldığımız zaman falan hatırlarsın. O arkadaşların arasında şey de vardı. Muhafazakar arkadaşlar da vardı. Yani günün sonunda geçim nerede? Boğaz, senin cebin, bu senin ideolojine veya işte duruşuna bakmıyor. Muhafazakar olduğun zaman daha hızla yetinebiliyorsun diye bir şey yok. Adam geçinemiyor, bu kadar basit. Ve bu en büyük problem bu. Zaten anladığım kadarıyla Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyası tamamen bunun üzerinden gidecek. Başka hiçbir şey girmiyor şu anda. Yani geçen sene yaptığı falsolara girmemeye çalışıyor fark ettiysen. Tamamıyla para, 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 para. Ben size bu parayı getireceğim. Bu kadar basit. Ama işte seçenek daraltılınca abi, bence hani mesela atıyorum Erdoğan Kılıçdaroğlu diyorlar. Seçenek böyle dar olduğu için insanlar diyor ki ya diyor abi yapacak bir şey yok. Tekrar basacağız yani. Sofrasını boğazını düşünmüyor artık bu olaydan sonra. İşte ben de diyorum ki bu seçimde o mevzu artık yemez. Çünkü bak bunu 3-4 ay evvel podcast yaptığımız zaman bu şeyde YouTube kanalında, orada bahsettiğimiz zaman şeyden konuşmuştuk. Mart ayında AK Parti ne yapacak diye. Bunu isteyenler gidip dinleyebilir. İnternetin öyle bir güzel yanı var. 20 dakikalık podcast duruyor orada. Mart ayında işte bu gemiyi Anadolu'ya şey indirmeleri. İşte bu yaptıkları Hürkuş olayı var. Projeleri var. SİHA'lar, İHA'lar var. Bunların hepsi Mart ayında sahaya süreceklerini falan hep konuşmuştuk. Deprem biraz erteledi. Yoksa benim içeriden o dönem duyduğum kadarıyla Çanakkale şeyinde yapacaklardı bunu. Çanakkale anma gününde yapacaklardı bunu. Orada işte gemiyi bir güzel indireceklerdi. SİHA'ları indireceklerdi falan. Böyle büyük bir şov yapılacaktı. İşte Togg'la gidilecekti falan böyle. Hepsi bir arada. Orkestra gibi oynayacaklardı. Bütün yatırımları bu. AKP tarafının. Hani büyük bir oyun yok. Diğer tarafta da şöyle bir sıkıntı var. Şimdi evet bunlar prestij projeleri. Ama karnın toksa bu prestij projeleri sana yarıyor. Yani işte dünyanın en büyük havalimanı, şu bu falan. Senin karnın toksa bunlar güzel geliyor sana. Güzel eğlendiriyor seni. Yani hayatta kalıyorsun. Ama sen ciddi açlık sıkıntısı çekiyorsan, yani bu şaka değil şu an söylediğim şey. Açlık sıkıntısı çekiyorsan. İşte çocukların durumu zaten per ve perişansa. İşte kiralarını falan yetiştiremiyorsan, ki bu artık şey değil, bu sınıfsal mevzudan geçti artık yani. Zenginler bile yetiştiremiyor. Sürekli kavga ediyorlar. Zengini de kalmadı. O da ayrı konu da. Bu durumda artık o prestij projeleri sana yaramıyor. Tam tersine soğutuyor. Yani insanları soğutuyor. Ben ne diyorum, sen ne diyorsun kafasına gidiyor mevzu. Çünkü eskiden şeydi. Tayyip Erdoğan ana argümanı şu. Ben sizi doyurdum şey gibi. Şener Şen'in canlandırdığı şey karakteri var ya. Moha karakteri var ya, işte ben sizi bütün hepinizi baktım, yedirdim, doyurdum oğlum. Hani ben olmasam nesiniz gibisinden. Tayyip Erdoğan da öyle yani. Biz şunu yaptık, bunu yaptık. Biz olmadan önce buzdolabı yoktu, şuydu, buydu falan. Ben Mesih'im yani. Ben geldim, her şeyi verdim size. Karnınız tok. Bir de üstüne bak ne yapıyorum. O yüzden şu anki haline memnun ol. Zaten daha kötüsü olamaz kafası vardı. Şimdi olduğu için artık bu yaramıyor, bu propaganda. Bu İHA SİHA eskisi kadar etki etmez. Bir de aşındırıldı. Yani çok kullanıldı Yusuf. İHA SİHA çok kullanıldı. Artık şeyi yok. Eskisi gibi. Ekmeğini yiyemezsin aynen. Şok edici bir yanı yok.
seçmen için. Kullanıldı çünkü. Daha ne yapacaksın? Kılıçdaroğlu tarafındaysa bunun şeylerin aksine, işte geçen sene bu danışmanlarının önerdiğin aksine, Kılıçdaroğlu'nun en güçlü olduğu kısım muhasebe olayı. Çünkü memur. Bunu şeyde konuşmuştuk. Bu Altılı Masa'nın deklarasyon olayında. En güçlü olduğu olay para. Bu kadar basit, para. O yüzden fark ettiysen bütün kampanya kim yürütüyorsa, benim bildiğim kadarıyla eski danışmanları ve eski ekibi yönetmiyor. Başka bir ajans var yöneten. Fark ettiysen tamamen para üstüne, rakam üstüne. Yani bu parayı ben geri getireceğim size. Bütün diğer tartışmalara kendini sokmuyor. Sokturmadığı çok, sürece. Çok iyi yapıyor bence. Ya işte kendisi mi yapıyor, danışmanı mı yapıyor, o ayrı konu. Ama kampanya olarak başka bir yere girmediği sürece en iyi olduğu alanda kalıyor. Bu biraz futbola benzetilebilir. Yani sen en iyi bildiğin işi yapıyorsun, dışarıya çıkmamaya çalışıyorsun. Çünkü çok rahat gol yersin kontrada. Mesela şey olayı öyleydi işte, bu türbanı şusu cartı curtu öyleydi. Ama para konusu olduğu zaman orada çok yumuşak AKP'nin karnına. Çünkü orada savunacak bir şey yok. Orada bir şey de uyduramazsın, şey diyemezsin. Dış güçler yaptı o yüzden fakiriz falan da diyemezsin. Para olduğu zaman yumuşak. Çünkü var, rant var, çeteler var. Adamlar perve perişan etmişler yani, ülkede şeyi bırakmamışlar, kaynak bırakmamışlar. Şimdi sen bunu vurguladığın zaman burası yumuşak karnı. Yani buraya vurduğun her yumruk etki ediyor. Şey var ya oyunlarda, karşı taraf boss saldırırken sana senin vurduğun yumruklar fayda etmez. Bir zaman sonra bir şey şemasını yaptıktan sonra, saldırı şemasını, böyle bir soluklanır, oyun oynayanlar bilir onu. O zaman istediği kadar vurabilirsin, o zaman canından şey alırsın. AKP'nin durumu da böyle bu şey konusunda, para ve rant konusunda. Yine fazla uzattık plancını, değil mi? Yo abi, yani gerekeni konuştun, ağzına sağlık diyeyim. Cumhur İttifakı'nda böyleydi gündem geçen haftalarda. Millet İttifakı'nda ise yine çok konuşulan Kılıçdaroğlu'nun secdası. Cumhur'da hiçbir sürpriz geleceğini ben sanmıyorum. Tamamen işte biz şunu yaptık, projeler. O aylar önce belliydi. Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı tarafında Kılıçdaroğlu'nun secdeye basması mevzusu çok konuşuldu. Aşırı derece konuşuldu hatta. Buna bağlantı olarak da mitinglerde Erdoğan'ın secdeyi gösterip işte biz buna basmayız demesi. Bu da çok gündem oldu. Bunun hakkında bir şeyler konuşuldu. Bunun üzerinden ne kadar geçti secdeye olayın üzerine? Abi 10 gün olmuştur ya neredeyse. Konuşuluyor mu şu an? Şu an konuşulmuyor ama yaklaşık bir 5 gün falan konuşuldu ya, 5-6 gün falan. Demek ki suni gündemmiş. Yani ben böyle bu kadar basit bakıyorum ben. Şöyle bir şey var. Yani Tayyip Erdoğan'ın orada düştüğü hal bana biraz şey geldi. Ne bileyim, böyle bir hani villain karakterler vardır ya, mesela Darth Vader şey yaparken, Hello Kitty şeyi dağıtırken görmek istemezsin, anladın mı? Hani Darth Vader sonuçta kötü karakter ama hep o kötü karakter olarak kalır. Tayyip Erdoğan orada işte seccadeyi sallayıp biz bunun üstüne namaz kılacağız falan diye tamamen ben acizlik olarak yorumluyorum. Çünkü ben Kılıçdaroğlu'nun bir de figür olarak öyle bir figür değil. Hani seccadenin üzerinde poz verecek, böyle masonlara ve işte dış güçlere sinyal verecek. Ben işte İslam'ı yok edeceğim falan filan diye seccadeye basarak. Asıl enteresan olan şey ama yine iletişim konusunda. Fotoğrafı kim çekti? Ve bir Allah'ın kulu da demedim. Ulan bu fotoğraf çekilirken hani abi seccade var aşağıda, görmüyor musunuz diye. Ortaya çıktı mı kim çekti diye? Ortaya çıkmadı ama konuyla alakalı Kılıçdaroğlu gereken söyledi. Onu da söyleyelim yani, yanlış olmasın. Öyle dedi. Ben görmedim falan filan dedi. Konu kapandı. Evet, bu gündem oldu ama işte dediğin gibi suni gündem. Ama şunun, onun haricinde şey de var abi, genel olarak gündem içerisinde İnce'le ve Kılıçdaroğlu'nun buluşması var. Buluşmasından sonra İnce'nin hoş geldiniz güle güle demesinden sonra bazı sanatçıların da çıkışması bu durumdan dolayı. Çünkü İnce'nin oradaki tavrını çok şey sıkıntılı buldular. Kimisi iyi, kimisi kötü buldu. Bu da çok gündem oldu, çok konuşuldu hem İnce tarafında hem CHP tarafında. Bunun hakkında bir şeyler söylemek istiyorum. En son yorumlasak bu gündemi bitirip de bir arada yorumlasak. Çünkü birbirine bağlı olarak görüyorum ben onun işte bütün bu süreci. Ayrı olarak görmüyorum. Şimdi çünkü yorumlarsak bu hafta olan ince gündemini şey yapamayacağız. Tekrar edemeyeceğiz. Tekrara düşeceğiz. Tamam, sıkıntı. Sen de mi saklıyorsun ince? Hadi. Abi o zaman şöyle bir gündem var. Bu seni de, yani seninle değindiğim bir konu üzerine Sinan Oğan'ın açıklamaları vardı geçen haftalarda. Huawei ve Çin açıklamaları ileriye dönük. Şimdi şöyle, ben bunun gündemini aldım ama detayını almadım. Böyle bir sıkıntı var ama. Yok çünkü zaten ben onu 15-20 dakikalık bir Foşik Talk bölümü yaptım. Anlattım Huawei'nin şeyini. Tamamen casusluk ve Türkiye'deki altyapının neredeyse %90'ı Huawei'de. Fiyatının çok altında ihalelere giriyor. Rekabeti öldürüyor.
Ve devlet tarafından işte sübvanse edildiği için Çin devleti tarafından. Yani burada bir ticaret yok. Çin devleti bu adamları ucuza bir şekilde her yere sokup işte kredi falan da açıp altyapı yaptırıyor. Bundan dolayı da zaten Huawei Batı dünyası şeyden dışladı. 5G şeyinden biliyorsun. Altyapısını dışladı. Senin burada işin yok kardeşim dedi. Ben hatta o şeyi de anlatıyorum videoda. CIA'den bir skandal ortaya çıkıyor. Biz bunu sonradan öğreniyoruz tabii. 2013 yıllarında falan olmuş. Biz bunu 2019-20'de falan öğrendik. Huawei skandalı. Bir de şaşırıyorduk. Niye bu kadar sert tepki veriyorlar Huawei diye. Meğerse bu tür olaylar yaşanmış. Veya işte Avustralya'da biliyorsun bir arka kapıdan backdoor açıp oradan verileri çekmeleri ki Avustralya inanılmaz muzdarip Çin'den. Çin sürekli baskılıyor. Sürekli siber saldırıyor. Yani terör estiriyor Avustralya için. Bunları pek biz şey yapmıyoruz. Görmüyoruz Türkiye'den baktığın zaman ama Çin'in dış politikası gereği bizde bu mevzular etkiliyor. Ve ileriye dönük Çin'in şöyle bir doktrini var anlamanız için. Çin diyor ki ben iç işlerinize karışmıyorum. Yani sen katliam mı yapıyorsun? İşte sen diktatör müsün? Bilmem nesin. Batı'nın yaptığı gibi şartlara dayandırıyorlar ya mesela kredileri şunları bunları falan. İşte efendim sizdeki insan hakları durumu ne falan gibisine böyle şartları var. Batı'daki bu duruma girmiyor Çin. Ne olursan ol kardeşim diyor. Bana eğer diyor zamanında ödeyeceksen paranı, benim şartlarımı yerine getirebileceksen ben o sözüne bakarım senin diyor. Ve bundan dolayı da neredeyse işte Afrika'da ve Asya'da ne kadar işte totaliter devlet varsa Çin'le birlikte çalışıyor. Ama burada işte şey var. Borç tuzağı mevzusu var ki bunun örneklerini yine o videoda anlatmıştım işte Sri Lanka'da liman olayı falan vardı. Liman adamdan cart diyenden aldılar ödeyemedikleri zaman. El koydular. Afrika'da benzeri durumlar var. Bina ediyorlar 300 milyon dolara. Bakıyorlar ki Afrikalılar bina full böcekli. Yani bütün toplantıları vesaire meclis gibi bir yer öyle düşünün. Bütün toplantıları falan dinliyor adamlar. Velhasıl kelam. Yani Çin'in sıkıntısı bu. Adamlar çok agresif bir şekilde hiç de utanmadan böyle saklanmadan istihbarat faaliyetleri yürütüyorlar. İşte siber espiyonaj diyorlar buna. Hatta Türkiye'de bazı bu konularda uzman kişiler yine yer vermiştim Soner Çelikli galiba uyarı yapmıştı şeylere yetkili kişilere bu konu hakkında işte dikkatli olun diye ama Varank gidip yine Huawei'nin yeni tesisinde pozlar falan vermişti. Bu konu hiç ciddiye aldıkları yok. Çünkü onlar için önemli bir mevzu değil herhalde yani internet pek iplediklerini sanmıyorum bu espiyonaj olaylarını, faaliyetlerini. Sinan Oğan değindiği mevzu da bunun işte. Bunun üzerine değiniyor. Çin burada tehlikeli olduğunu. Huawei'nin özellikle tehlikeli olduğunu. Hatta o açıklamalarıyla eş zamanlı olarak TikTok skandalı da patladı biliyorsun. Batı'da neredeyse bütün büyük devletler devlet kurumunda Çin'i yasakladılar. Bu alarm vermesi gerekiyor size. Yani devlet diyorsa ki hani şimdi kullanıcı bir siktir et öncelikle. Devlet olarak siz kullanmayacaksınız diyorsa burada espiyonaj faaliyeti var kesinlikle. Çok net. Bizde niye hala yasaklamadılar onu da anlayamıyorum aslında. Çok da sıkıntıya düşürecek bir şey değil. Yani Çin'le aramız bozulmaz devlet kademesinde TikTok kullanmayacaksınız diye. Hem de hatta şey bile yapar. Özellikle bazı askerlerin kullandığı şey TikTok şeylerini görüyorum da. Biraz imajımıza da yarar yani yasaklatmak. Buydu değil mi? Evet abi buydu. Teşekkür ederiz bilgilendirmen için. Çok soruldu bu da merak edildi. Hani Erli'ye sor Sinan Oğan bunun hakkında konuştu. Ne diyor falan. Yani. Doğru konuşmuş. Vizyon meselesi. Kutlarım kendisini yani. Bunu niye diğer kimse konuşmuyor? Niye değinmiyor? Çünkü milli güvenlik meselesi. Diğer adaylar da konuşsa keşke. Burada bir pres yapılsa da en azından şimdilik bir şey yasağı çıksa TikTok için. Devlet kademesine yasaklansın. Avrupa çok genelinde şu an kamu kurumlarında yasaklandı diye biliyorum ben takip ettiğime göre. Yani Türkiye'de onu yapsa iyi olur. Sebebini sen anla artık yani adamların demek ki bir çekincesi var. Çıkar bir iki sene falan çıkar bir araştırma. Bir gazeteci bunun şeyini yapar belgeselini. Öğreniriz niye yasakladıklarını. Tamamdır abi yine o hafta da gündem olan bir olay var. Sokak röportajında bir Batmanlı'na çıkıp kafa keseceğim demesi. O gündemi sen de görmüşsündür. Ve ben projesini yaptım onlarla. Hatta size dedim ya ulaşın elemana diye. Evet gözaltına alındı kendisi maalesef ama sonra tekrardan salındı. Sonra tekrar salonda. Bizim işte öyle yarım kaldı. Orada çok enteresan mevzu var. İstiyorsan bir onu konuşalım. Ben yayında konuştum onu YouTube'da. Burada da konuşalım. O zaman gündemdi. Şimdi gündem değil. Elemanın videosu düşüyor. Kısaca hepiniz hatırlarsınız. Kafa keseceğim falan filan. Ben diyor Hizbullah'ım. Ben diyor Sofi'yim diyor. Biz kimiz biliyor musun falan filan. Burada konuşmalarını yapıyor. Tehditlerini ediyor. Sosyal medyada büyük tepki veriyor. Sonra bu tepkiler artınca işte işin absürt kısmı burada başlıyor. Bir Twitter hesabı açılıyor ve Twitter hesabından bir video paylaşılıyor. Videoda diyor ki ben diyor yanlış yaptım işte beni sinirlendirdiler HDP'nin oyununa geldim. Ama bak nasıl kastettiğini HDP'nin oyunu derken. Benden evvel bir HDP'li konuştu işte devlete hakaretler etti. Ben de çok vatanını milletini seven biri olduğum için haddini bildirmek açısından sert konuştum özür dilerim maksadımı açtım diyor. Bak konuşma bu.
Metin de şeydi, tweet atan Metin de şey yazıyor. Ben HDP'liyim. HDP'liyim. Hak yolunda bir Kürdüm. İşte benim işte hiçbir sıkıntım yok devlette falan filan gibi bir şey yazdı. Metinle içeriğin alakası yok. Sonra işte yazım stiline falan filan bakınca ben dedim ki bir şey arkadaşlar işte Discord'da falan yazışıyorduk bizimkilerle. Hatta konuşuyorduk şey kol halindeydik. Dedim ki bunu birisi açtı bunun adına kesin yani büyük ihtimalle ya Pelikan Tayfa'dan ya da işte oradaki Hüdaparlar gidip hemen açıp böyle bir açıklama yaptırdılar ona. Sonra da dediğim gibi hemen screenshotlar alınıp bu haber sitelerinde bunların yek vücut bilmem ne falan var ya Bosphorus Global'ın bu Selmanların tayfası. Hemen bunu haber yapıp bak görüyor musunuz HDP'li çıktı eleman falan diye. Ben de şeyden gördüm. Ben bunu paylaştım. Ne demiştim? Mevzu ittifak falan değil. Hala anlamadım falan gibi. Hemen altına şey klasiktir yani bu. Aktörler hemen bir tarafta. Görüyor musun? HDP'li çıktı. Sen işte yine yanıldın falan filan gibisinden. Ben dedim ki güzel kardeşim, canım kardeşim. Aktör kardeşim. Hangi HDP'li kendi ben Sofi'yim diyor. Sen nerede gördün böyle bir şeyi? Ya dedim bu adamın zeka seviyesi bir sıkıntılı. Yani hakikaten ciddi psikolojik sorunları var. Ama ya dedim alternatif sizin dediğiniz gibi bir mevzu yok. Bu adam düz Hüdaparlı o zaman. Yani düz. Bunun HDP'li olması mümkün değil. Bana HDP'lileri anlatmayın. Ben biliyorum adamların ideolojisini. Bunu yaydıktan sonra bir hesabı gördüm. Her yere şey yazıyordu. Teliflerim size bu videoyu ben çektirdim. Buldum elemanı sordum. Dedim bunu sen mi çektirdin? İşte böyle bir şey yap yani. Bir nasıl diyeyim? Racon yapmış kendince. İşte ben bunu görünce sosyal medyada hemen şey özür videosu çektirdim bunu falan filan diye. Video ilk bu yayınlamış. Saatlerine falan da baktım. İlk bu yayınlamış. Sonra bu hesap paylaşıyor bunu. Yani bu hesap %99'luk bir ihtimalle bahsettiğim grubunu açmış olduğu bir hesap. Sonradan hesabı kaldırdılar. Buradan bir dava mava olmasın diye. Hemen işte haber sitelerine girip bakın görüyor musunuz? HDP çıktı. Şimdi biz bunu millete anlatsak bile artık orada geçti. Yani kendi kitlelerini bir doyurdular anladın mı? Dediler bakın görüyor musunuz? HDP çıktı. Bunlar yalan konuşurken yakalandılar falan diye. Saçma sapan paylaşımlar yapıp kapattılar mevzuyu. Sonradan çıkıp o bölgede bulunan arkadaşlar da daha demin Fatih Bey vardı aşağıda o da bana yazmıştı. Bu arkadaşın akli dengesi yerine değil. İşte böyle konuşuyor ama işte hani ciddiye alınacak biri değil falan dedi. Şimdi bu teori doğru olsa bile bu adam bahsedildiği gibi büyük oyunun parçası değil. Bu adam söylediklerini kendince samimi. Yani deli veya değil o ayrı bir konu. Bu adam HDP'li değil ama o gün yayında da söylemiştim. Bu herif HDP'li değil. Burada şok eden mevzu şey. Hizbullahçılar çıkıp ben Hizbullahçıyım diyemezdi açıktan. Mümkün değil. Terör örgütünden bahsediyoruz. Yani siz ne kadar bazen devlet falan deyince dalga geçiyorlar da yani devletin kendince bir güvenlik doktrini vardır. Sen bir kere silah sıktıysan devlete bunu unutmaz devlet. Yani çıkıp da seni rehabilite edip legal hale getirmez. Normal şartlarda. Eğer tabii şey değilseniz, İslamcı bir iktidar değilseniz devletin ayarlarıyla oynayan. Neyse mevzu bu Yusuf. Bilal'cim. Yusuf sen bir şey diyecek misin? Senin hemşerin sen. Ya Murat aradı beni. Koptu bağlantı. Ben şimdi geldim. Benim ne söyleyeceğim şey yok. Yeni konuya geçelim. Ya buna bağlantı olarak şey. Buyur abi. Ona söyle Yusuf. Ona söyle bir paket göndereceğim burada. Tamam. Ama de büyük paket gönderecek sana da. Herkes yediğinden ikram eder kafası. Söyle bile. Buna bağlantı olarak şöyle bir şey var. Yine o haftalarda Erdoğan'ın ve Bahçeli'nin Hüdapar için yerli ve milli açıklamaları oldu. Hatta şey vardı peşi sıra söylemek gerekirse herkes Bahçeli'yi bekliyordu. Bizim bilge devlet reis ne diyecek bu konu hakkında? İşte Türk milletinin milliyetçi duygularını savunacak mı? Sınırları çizecek mi falan gibisinden böyle çok sert bir çıkış hatta ittifak bozulur mu falan dediler ama Bahçeli tabii ki de yanıltmadı. Çıktı dedi ki Hüdapar yerli ve millidir terörle arasına mesafe koymuştur. Şimdi terörle arama mesafe koydum deyip koyabiliyorsan bunu HDP de diyor. Tabii ki de doğru değil. Yani HDP bu konuda bana sorarsan net yalan konuşuyor. Ama söylemde söylüyorlar. Bizim terör işte örgütleriyle alakamız yoktur falan diye. Bu kadar basitse o zaman ne yapacaksın? Yarın öbür gün HDP'yle de mi anlaşacaksın? Madem bu kadar basitti niye bu kadar yokuşa sürdün bu mevzu değil mi? Tamamıyla zırva. Benim şaşırdığım şey Doğu Perinçek burada resti çekiyor. Gerçi denemiş de almamışlar onu ittifaka. Doğu Perinçek resti çekiyor. Bir de Cübbeli Ahmet. Cübbeli Ahmet resti çekiyor. Yani Cübbeli Ahmet milli hassasiyetten bahsediyor. Bunlar diyor yerli ve milli değildir. Şey dediler hemen. Ya bunlar işte İrancı olduğu için işte Cübbeli tayfası bu İrancılara karşı ondan dolayı falan böyle diyor. Valla benim için hiçbir önemi yok. Günün sonunda kullandığı argüman doğru. Ama Cübbeli iyi siyasetçidir. Bak burada yine bu Space yayınlarında söylemiştik. Hatırlıyor musun? Yoksa Cavs'ta... Evet hatırlıyorum abi. Cübbeli iyi siyaset koklar. Yani din şey teoloji nasıl oraya girmem benim işim değil o da siyaset şeyidir yani. Bu işlere girmese siyaset yapabilirdi. Nerede kimi satacağını iyi bilir.
Sen bir şey diyecek misin Joseph? Ben şu an CHP Gençlik Kolları Başkanı'yla tartışıyorum abi, siz devam etseniz. Bizim Esenler Gençlik Kolları Başkanı'yla tartışıyorum da şu anda. Yok, tamam, ne uğraşıyorsun? Yok, tanışıyoruz da o yüzden konuşuyoruz, hani birbirimizi tanıyoruz o yüzden. WhatsApp'tan yazdı, yarınki programı ayarlamaya çalışıyorum. İnce'ye gelince ben İnce'ye duyar duymaz mikrofonumu açacağım abi. İyi tamam, hadi İnce en sona geliyor. Tamam abi, Bilal'cim. Geçen hafta konuları bunlardı. Şimdi bu haftaya gelelim. Bu hafta Cumhur İttifakı'nda en büyük olay Demokratik Sol Parti'nin ittifaka katılması ve DSP'de istifalar da oldu bu konuyla alakalı. Hatta bir tane şey, hanımefendi çıktı dedi ya. Arkadaşlarım çıkar işim mi yapıyor bunu, bunu söylemek istemem ama maalesef görünen bu değil mi, yani görünen bu şu anda gibisinden bir şey söyledi. Evet evet. Tam sözünü bilmiyorum da bu minvalde bir şey söyledi. Soruyorlar herhalde, çıkar işim mi yapıldı, bu karşına bir şey mi alındı gibisinden. Bunu söylemek ar ederim falan gibi bir şey söylüyor ama görünen bu diyor. Valla DSP adına söyleyecek pek bir şeyim yok. Üzüntü, kendi adlarını üzücü. Eski ex-DSP'liler çok şeydi böyle, çok agresif reaksiyon verdiler Twitter'da da zaten 5-6 kişiydi onlar toplandı. O yüzden pek şey yapmadı, etkilemedi. DSP'yi ama neyi yanına çekmek istiyor onu algılayamadım. Şey mi yapmak istiyor acaba? İşte acaba bu Kılıçdaroğlu'nun sosyal demokrat kimliğine buradan bir şey set çekeriz. Eski hatıralar tazelenir, DSP'yi şişiririz de buradan bir şeyler mi böleriz? O kafa mı var acaba? Çünkü seçim büyük ihtimalle şey olacak hakikaten, kafa kafaya gidecek. Her puan önemli olacak. Böyle bir strateji mi gidiyorlar? Vardır yani, ben tahmin edebiliyorum. Yani 50 yaş üstü kafalayabilecekleri, DSP'li konuyu pek algılayamayacak. Vardır belki kafalayabilecekleri tipler. Doğru olabilir ama şöyle söyleyeyim abi. Hani konuşulanları takip ettiğime göre bu durumdan DSP tarafı aşırı derece çok rahatsız. İnsanlar da aynı şekilde, yani Millet İttifakı'nı ya da muhalefeti destekleyenler DSP'nin bu ittifaka katılmasını hiç desteklemiyorlar. Yani ben bile yazdım yani, Bülent Ecevit mezarından kalksa vurur yani diye, ama yani bu süreç nasıl gider, ne gösterir bilemeyiz tabii ki. Peki. Devam edeyim abi. Ya, Cumhur İttifakı'na yine bu DSP olayından hariç vekil listeleri var. Hüdapar'ın başkanının klasik 4 tane vekili listelere girmiş. Kendisi de girmiş Hüdapar'ın başkanına. İstanbul'dan birinci bölümler. Bunu her söylediğinde kuduruyorlar da inanılmaz büyük rezillik. Hani hakikaten beni çok üzen bir olay. HDP'nin meclise girmesi beni nasıl üzüyorsa, işte kürsüden nasıl terör örgütünün propagandası yapılıyorsa, bu adamların girmesinde bir fark görmüyorum ben. Yani biz ayrıldık işte, yapmıyoruz etmiyoruz demek ki burada bir fayda etmiyor. Bunlar hep boş söylem. Yani tatlısız solcular nasıl HDP'yi savunuyorsa bunlar da aynı şekilde bunları savunuyorlar. Ben burada bir fark görmüyorum. Hani ha ona kızdın, ha ona kızdın. Buna niye ses çıkaramıyorsun ki? Büyük bir rezillik bana sorarsan. İnanılmaz bir rezillik ya. İşte abi, millet Cumhur İttifakı'nda bu hafta bunlar vardı. Ama genellikle işte tok reklamı, bugün bir uçak gemisi falan muhabbetler döndü. Hiç girmedim biliyor musun? Yusuf, şey Bilal, şöyle bir ortam var Twitter'da. Bak şimdi biz yazarken bile mesajlara bakıyorum, başlamışlar. Yazıyorsun, merhaba yazıyorsun, çok alakasız bir tweet. Geçen bir atasözü falan paylaştım. Çok alakasız yani. Başka bir derdim, bir sıkıntım vardı. Siyasetle alakalı bir şey değil. Bir tweet atıyorum. Altına saniyesinde, yani okumaları mümkün değil. Saniyesinde beliriyorlar. Bakıyorsun işte belli yani. Aktrol, oktrol, işte zaferli, memleketli, şucu, bucu. Hepsi böyle kendi ajandalarını dayatmaya çalışıyor. Sirke dönmüş ortam. Yani bir şey konuşamıyorsun, bir şey söyleyemiyorsun. Altına bitiyor. Biz burada konuşurken bile yazıyorlar. Nasıl diyor şunun reklamını yapıyorsunuz? 50 tane şey yazmışlar. İşte güya Kılıçdaroğlu'nun reklamını yapmışız burada. Hangi ara? Nasıl yaptık? Biz niye bilmiyoruz bunu? Onu da bilmiyorum. Vallahi şimdi yani reklamını yaptık diyorlarsa şimdi vekil listelerine gireceğiz. Yani Millet İttifakı'nın vekil listeleri çok konuşuldu. Ya o değil Yusuf. Bilal, o bu değil. Şu mevzu şu şurada. Çok basit, çok basit. Yani köylü kurnazlığı yaptıkları. Seni o kadar baskılayacaklar ki, işte o kadar hakaret ederek seni bir yere itecekler ki, sen de çıkıp yok ya ben buradan değilim demek için, yani kendini savunmak için yarım yamalak akıllarıyla bunu düşünüyorlar. Bunların askerliğini yapacaksın. Bunlar da işte bedavaya seçim propagandasını yaptırmış olacaklar sana. Buna inanıyorlar. Ben dedim ki geçen bir sene içerisinde, sıkıntınız neyse, derdiniz neyse bunu gündem edelim. Siyasi partilere ayarınızı verin. Seçime ramak kala bu işlere girmeye lüzum yok. Çünkü hiçbir şey elde edemezsin. Bitti o iş yani. Ben o yüzden fark ettiysen hiç şeye girmiyorum. Şunu yapalım, bunu yapalım, bu nasıl olur? Aktif girmiyorum. Ben dedim çünkü bunu. Bir sene boyunca propagandanın Allah'ını yaparım ki yaptım.
bütün partilere yaptım bunu. CHP'ye yaptım ettim. Hepsi ağlayıpsızladı o dönemler. Bir sene boyunca, şimdi 2 ay kalmış. 2 aydan da az kaldı. Yani 1 ay kaldı. Çıkıp diyorlar ki işte bunun niye reklamını, bunun niye, bu bitti. Yani bizim burada artık şeyimiz yok. Aktif şeyimiz yok. Biz dışarıdan oturuyoruz tribünlerde, sadece yorumluyoruz. Biz sahada değiliz, yokuz. Diğer arkadaşlarımla da konuştum, onlar da aynısını diyorlar. Bahadır'ı da, Cavs'ı da, Jahos'u da, hepsi aynısını diyor. Hepsine de aynısını söyledim. Kimsenin bir şeyin ortak olmak zorunda değiliz. Herhalde insanlar siyasi parti üyesi oldukları zaman dışarıdan bunun bir parti olduğunu algılayamıyorlar artık. Çünkü sonuçta girerken logosunu sevdiği için, ne bileyim, müziğini sevdiği için girmiyor partiye. Bir şeye inandığı için giriyor. Dolaylı olarak seni de o işin içerisine görmek istiyor. Yani sen de bizde olman gerekiyor. Sen de bize reklamı yapman gerekiyor. O kafada gidiyorlar ama yok öyle ya ama. Yok öyle ya ama. Yani sizin yöneticileriniz daha lüks arabaları binecek, daha fazla ihale kovalayacak diye ben sizin saçma sapan kavganıza giremem. Ben dışarıdan yorumlarım, aktif şekilde girmem. O bitti. O geçen seneydi. Bundan sonra bitti, aktif girmem. Sadece yorumlarım şimdi yaptığımız gibi. O yüzden hiç boşuna kendinizi yormayın. Bana aşağı aşağı atmayın. Hüdapar böyle demiş, HDP böyle demiş. Ben hepsini yorumlar geçerim. Hiç yani sizin propagandanıza alet olmam. O kadar paranız var. İki tarafında. Bir tarafın daha fazla tabii. O kadar paranız var, o kadar yiyorsunuz. Bir zahmet yapın propagandanızı. Bunu da buradan söylemiş olan. Boşuna kendini yormasınlar yani. Gidin onu abilerinize anlatın. Onlar yapsınlar sizinle burada. Tamamdır abi. Şöyle bir Millet İttifakı'nda gündem oldu. Dün hatta oldu. Ergenekon Baydos Kumpaslarında Adalet Bakanı olan Sabri Ergün CHP listelerinden aday olması ve aynı zamanda PKK terör örgütü değildir diyen Türkan Elçin'in İstanbul 3. bölgeden 3. sıradan CHP milletvekili olması çok konuşuldu. Bunun gibi birkaç isim daha var ama ben 2 tanesini söyledim. En çok konuşulan Sabri Ergün'ün adaylığı. Bu konu hakkında birçok insan endişe çekmeye başladı. Özellikle CHP listelerinden. Doğru söylenmesi doğru. Yani bunu İsmail Saymaz da söyledi galiba ki yani Halk TV'nin şeyi de kalesinde oturuyor adam. Ben şeyi algılayamadım, mantığını algılayamadım. Yani niye böyle bir şey kalkışıyor diye. Çünkü diğer taraftan baktığın zaman birçok kişiyi de şey yaptı, pasifize etti, çıkardı yani. Oyundan çıkardı. Şimdi bunların hepsini çıkarırken bunlara niye bunu yapamadın? Bunu algılayamadım ben. Ali Türkşen'le dün yayındaydık. İşte sen host yaptın şeyle, Berk'le birlikte. Biliyorsun Ali Türkşen ne kadar şeydi. Üzüntülüydü. Öfkeliydi. Çok öfkeliydi. Yani çünkü bu insanların çektikleri çile, çektikleri sıkıntı yani normal bir şey değil. Bu insanların şu an aday yaptıkları tiplerin yargılanması gerekiyordu aslında baktığın zaman. Ve sen adamlara diyorsun ki ya ex ortaklarını ortadan kaldırmak için bunlarla işbirliği yapmak durumundayız. Ama bunu herkese anlatamazsın. Ali Türkşen de şey dedi ya, şimdilik susuyorum bakalım daha nereye kadar susabileceğim diye. Ki hani senin benim kızmamın pek bir şeyi yok. Pek bir anlamı yok. Çünkü biz direkt olarak bu kumpaslardan çekmedik. Dolaylı olarak çektik. Ülkeye verdikleri zarardan dolayı ama bu insanlar direkt olarak bu insanlardan zarar gördüler. En başta bunların herhalde fikri alınması gerekiyordu bu konuyla alakalı ki dün söyledi söyleyeceğini. Bana sorarsan rezillik, söyleyecek bir şey yok. Ne düşünmüşsün? Hangi akla böyle bir şey girmişler? Algılayamıyorum. Çok böyle güçlü figürler de değil bunlar aslında. Bir de CHP'nin kalesinden biliyorsun. Çankaya'dan direkt şey yapıyorlar. Sokuyorlar elemanı. Evet, bu arada şunu ekleyeyim abi. İsmail Saymaz Halk TV'ye yollarını ayırmış. Bu akşam böyle bir tweet attı. Ondan bahsediyorduk zaten. Yani eleştirisini yaptı. Sonradan yolunu verdiler. Benzerini şey de yaşadı. O da ayrı bir konu. Yılmaz Özdil de yaşadı. Sonra Soner Yalçın'la Tuncay Özkan birbirlerine girdi. Orada da Özdil herhalde Soner'in tarafındaydı. Çok garip bir durum var orada. Aslında garip değil. Yani bir senedir bizim anlattığımız şeyler. Böyle bir durum var da. Kabul etmiyordu bunu muhalif tayfa. İşte yok böyle olmaz falan filan gibisinden. Böyleydi yani söylediğimiz gibiydi. Keşke bunlar demek ki neymiş geçen sene hallolaymış da değil mi? Seçime ramak kalıp işleri konuşmak zorunda kalmasaymış insanlar. Siz de böyle ağlayıp zırlamasaymışsınız. İşte akıl var, mantık var. Ama şey nasıl şey yaptı? Eren Erdem'i nasıl eline verdi? Ben o seni paylaştığına çok güldüm abi ya. Bunlar bizim derdimizi çeker. Burada geçen ay işte bu şey yaptığımızda pardon ne zamandı? Depremden önce bir yayındaydık. Barış arkadaşla orada bir şeyimiz olmuştu biliyorsun. Yanlış bir haber yapmıştı. Biz Space'ten düzeltiyorduk. O siliyordu. Yeni haber yapıyordu. Ben orada demiştim ki bu kadar yorma kendini. Duruyor hatta yayınlar. YouTube'dan dinleyebilirsiniz. Bu kadar yorma kendini. Kılıçdaroğlu seni şey aday yapacak kadar aptal değil. Hani kullanır sonra atar. O yüzden hiç bu işlere girmeyin. Sonra yüzümüze bakabilirim. Birbirimizin yüzüne bakabilirim demiştim. Nitekim de aynen öyle oldu. Yani kullanıp atıldılar. Bence onlar tabii ki şey almışlardı kendilerince. Bir söz falan almışlardı. Özellikle Eren Erdem çok emindi. Ben onun çevresinden de biliyorum. Çok emindi.
Aldı üçün birini. Neyse, söyleyecek bir şey bu konu hakkında. Doğru bir hamle. Yalakaları yanında bulundurmaması doğru. Yalakalar yapılacak budur. Tetikçiler kullanılıp atılır. Bu kadar basit. Eyvallah. Abi şey, çok... Barış arkadaş çıksın TB100'e elinde dosyalarla, sallasın dosyaları dizin. Patlatıyorum skandalı. Abi bak, bu hakikaten bu arada derste sizin için, yani hangi partiden olursanız olun, hangi görüşten olursanız olun, cinsiyetiniz ne olursa olsun, bu derste sizde. Yani birileri sizi bu şekilde kullanıyorsa, spin doktorluk yapılıyorsa, ilk harcanacak adam sizlersiniz. Kimse size sahip çıkmaz günün sonunda. Evet abi. Joseph yorumundadır. Hala mı arkadaşıyla tartışıyor? Joseph çünkü çok beyin yapıyor şey. Eren Erdem olayını. Bunlar bizim yükümüzü çeker. Üstlerine bineriz. Ben zaten görüşmüştüm içeriden biriyle. Abi bunların vekil adayı olmak gibi bir şeyi yok dedi. Şansları yok dedi. Bak göreceksiniz. Evet. Bugün de yazdı bana arkadaş. Ben size demiştim olmayacaklar. Hani boşuna şey yapmayın dedi. Cavs gittiğinde hani bizim için konuşmuş etmişti. Orada demişlerdi ya bunlar. Kendi başlarına iş yapıyorlar falan filan diye. Bunlar aday olmayacak, boşuna şey yapmayın. Biz de daha bunlar hakkında tweet mi atmadık. Prim de vermedik yani. Aa, bundan sonra biliyorduk aynen ya. Yok. Prim yok. biliyorduk. O yüzden ben mesela Eren Erdem propaganda yapıyordu ya işte hayırlı olsun falan diye. Ben gülücük atıyordum hep altından. Zaten olamayacaksın. Yukarıdan diyorlar olmayacak diye. Eren Erdem hala deniyor. Allah'ım gariban ya. Bilal sıradaki. Abi. Yoksa ben çok makarası yaparım bunların. Boşuna zaman kaybederim. Ya ben bu gündemi sana söyleyecektim. Geçen haftanın gündemiydi. Şimdi onlar aday olmadı ya. Araya katmadım ama iyi oldu, mevzusu döndü. Abi bu haftadan yine çok konuşulan mevzu sticker mevzusu var. Bu sticker'la yapan kişinin gözaltına alınması, sonradan başka mevzuları falan çıkması var. Bu konu hakkında da çok gündem oldu. Bu arada yorumlayabilirsin istersen. Sonradan çıkma değil, o zaten Twitter time'ı biliyordu az çok. Yani biz bir iki aydır mesela şey yapıyordum, takip ediyordum ben. Ne yapılmış, ne denmiş diye. Next abi, next. Next hemen. Abi HDP'nin geçen haftadan bu yana kadar sürekli Abdurrahman 15 Mayıs sabah özgür kalacak gibi açıklamalar var. HDP gençlik kolları yapıyor bunu sürekli. Bu konu hakkında çok insan, ben de aynı şekilde rahatsız oluyorum. Kimileri yıllardır bunu yaptıklarını söylüyorlar. Kimileri kendi... Yusuf sticker olayına yorum yapmıyor mu? Yo ben sticker yapmıyorum. Bu HDP olabilir aynen. Devam et Bilal'cim. Apu'yu özgürlüğüne kavuşturuyor. Ben yaptım onu Discord'dan hatırlıyorsan. Boşver girmeyelim. Ya şöyle, bizim için bir şey değil Bilal. O olay önceden belliydi. O arkadaş da biliyordu böyle olacağını. Çünkü Twitter'ını da atmıştı. Tutuklanma falan olur diye. Zaten ertesi gün pankartlar, konsept hesaplarının reyte atması falan. Yani biz en fazla şey deriz. Kimse fikrini söylediği için tutuklanmasın. Der geçeriz. Tamamdır abi. Dediğim gibi HDP gençlik kollarının, HDP'nin genel olarak APO ile alakalı, Abdullah Öcalan'la alakalı 15 Mayıs sabahı özgür bırakma açıklamaları çok var. Rahatsız ediyor bu insanları bu arada. Ne ilginç bulurdun biliyor musun? APO öldü bir sabah. Anasını satayım, bize uyandın, geberdi. İnanılmaz rahatlatıcı olmaz mıydı Türk siyaseti için? Allah'ın belası. Yani sanki terörize etti yetmemiş gibi bir de siyaseti terörize etmeye başladı. Heriften kurtulamıyoruz. Bok gibi yapıştı. Abi gerçekten öyle bir şey olsa keşke sabah yazacağım şey gerçekten özgürlüğüne bu sabah kavuştu yazarım yani. Ölürse yani. Bunlar özgürleşti, Allah'ın belası yani. Ben yemin ediyorum bir insandan bu kadar nefret edebileceğimi ben şey yapmıyordum. Yani herif varlığı zarar, anladın mı? Varlığı zarar, nefes alışı zarar. Hangisiydi o şey yapan, konuşma yapan? O bugün gündem oldu galiba. 3 gün önce de bir video attılar. HDP Gençlik Kolları sayfasından atıldı bir video. HDP bunu sürekli yapıyor. Sürekli bak, sürekli. Yani seçimden önce sonra hiç ilgilendirmiyor. HDP'de sürekli bir Öcalan'a karşı şey bildirme şeyi var. Bağlılık bildirme şeyi var. Böyle bir içgüdüsü var. Sürekli. Başka bir şey konusu yapıp çıkıyor. Öcalan için özgürlük yürüyüşü yapacağız burada. Abi ne alaka, anladın mı? Yani deprem yeni olmuş. Osman Öcalan çıkıyor. Ha diyor, Kürt sorunu çözümü için hemen diyor. Abdü Öcalan çıkar. Ne alakası var? Sürekli orada bir şey görüyorsun. Tarikat vari olduğu için onlar o yapıda oldukları için. Sürekli bir Öcalan'a işte önderliğe bağlılık bildirgesi. Özgürlük bildirgesi. İşte biz bağlıyız. İşte bizim
liderimiz hala da Öcalan'dır, işte önderimiz hala, sürekli burada bir şey var. Bundan kurtulamıyorlar. Bundan çıkamıyorlar. O yüzden ben şey olarak değerlendirmiyorum bunu. Aa, çok büyük bir skandal olarak. Adamlar bu zaten. Ben de aynen onunla ilgili şey söylemek istiyorum. Senin dediğine katılıyorum. Ben abi Hüdapar hariç bütün partililerle dediğim, hani o partiye mensup değil, o partiye oy veren insanlarla görüştüm. Ne zaman bir HDP'liye denk gelsem Abdullah Öcalan serbest kalacak, kalsın falan. Bunlar hep böyle aynı şeyleri söylüyor. Ama finalde biz de şey diyoruz, Abdullah Öcalan bizim bokumuzu yesin. Hadi çıksın bakayım nasıl çıkartıyorlar. Ya hiçbir siyasi partide, bazıları şimdi diyor ki CHP gelecek, Abdullah Öcalan serbest kalacak falan filan. Hiçbir siyasi partinin maçası yetmez arkadaşlar ona. Ona en yakın olan da, şunu da söyleyeyim bu arada, hiç haz etmem yani CHP'li, bilirsiniz. Yaşadığımız olayları da bilirsiniz ama o Öcalan'ı en hapsine çıkarma olayına en yakın olan parti CHP değil, AK Parti'ydi o. Yani o dönemi hepimiz hatırlıyoruz. Kimse burada şey yapmasın, şimdi şeyin rolünü bilinmesin. Eski elek oldu, anladın mı yani? Elek oldu. Bunlar da melek oldu. Tamamdır abi. Bir başka konuda şey... Bununla ilgili benim bir tweetim var. Ta geçen seneden. Orada sürekli şeyin baskısı yapıyorlardı. İşte altın masa HDP'ye yaklaşması gerekiyor. İşte siz siyaset yorumlayamıyorsunuz. HDP şöyle, HDP böyle falan. Biz de hep orada fark ettiysen bir çizgiyi savunuyorduk sürekli. Bunlarla işbirliği yapan kendini yakar günün sonunda falan gibisinden. Hatta bir tweet atmış, demiştim ki altın masanın bütün yaptığı işlerin arasında en tek doğru yaptığı şey belki de HDP'yi masaya oturtmaması. Adamlar çünkü hakikaten mecazi anlamda diyorum, canlı bomba. Anladın mı? Zamanlı bomba. Nerede patlayacağı belli değil. Bunlarla bir yere oturulmaz. Bunları bir şekilde şey yapamazsın. Siyasi bir çizgiye çekemezsin. Sen istediğin kadar mecliste. Adam meclise gidip oradan Öcalan diyecek bu sefer de. Bunlarla olmaz. Ha, diğer taraftan şey diyorlar işte, HDP ile anlaşamazsak nasıl olacak falan filan diye böyle bir sürekli bir ağlama seansları var orada. Vallahi buradaki baskıyı sen nasıl işte ulusalcılara, milliyetçilere yapıyorsan HDP'nin kendisini de yapabilirsin. Başka alternatifim var HDP'nin. Bunu şeyleri diyorsun ya, işte burada milli çizgisi olan gençlere diyorsun ya, başka alternatifin mi var? Bunu da o tarafa diyeceksin. Başka alternatifin mi var? Bu tavırla bir partiyle sen nasıl oturacaksın? Şimdi diyelim ki masaya oturmuş olsaydı Bilal. Ve bu açıklama yapılmış olsaydı, ki yapacaklardı biliyorsun, sürekli bütün alanları kullanıyorlar bunun için. Seçim kaybedersin ya. Yani seçim kaybedersin bu hareketlerinden dolayı. Ki zaten iktidar tarafı aynı masadaymış gibi gösteren propagandalar falan yapıyor yani. Propaganda öyle yapıyor ama yemiyor çünkü yani yok masada. Yok. Yani bu yüzden mesela geçen sene bu bağlamda çok önemliydi. Burada çizgi çekmek. Bunları bu işin dışında tutmak. Çünkü belli şartları yerine getiremiyorlar ki zaten kendileri de biliyorsun. Tiple birlikte getirdikleri bir tip deyince de gülme geliyor. Şeyden dolayı bu. Bütün sitcom oynayan oyuncu arkadaşlarımızın teker teker aday olma mevzusu var ya. Tiple birlikte zaten ittifaklarını yürütüyorlar. Gerek yok. Safi rüzgar, zarar. Yani kim, ben tabii ilgilendirmez, isterse altın masa yarın öbür gün HDP alsın otursun masanın ortasına. Beni ilgilendirmez ama benim yaptığım tespit budur. Kim HDP ile birlikte iş yapıyorsa kaybetmeye mahkumdur. Bir yere varamaz. İstedikleri kadar da çırpınıp size başka şeyler anlatsınlar. Günün sonunda budur. Getirdiği oy kadar iki katını kaybettirir. Bunlar böyledir. Zarar. Devam. Joseph. Abi Kızılay konusu var. Ali Kın'ın açıklamaları var. Bu hafta içerisinde oldu. Kan sorunu oldu. Ama insanlar da yani genel olarak sosyal medyada işte kanların farklı şekilde kullanıldığına dair şeyler yazıp çizdi. Bu da bayağı bir gündem oldu. Bu konu hakkında da bir yorumlama yaparsın eğer. Tekrar et. Abi Ali Kınık, Kızılay'ın başkanı, kan sıkıntısı olduğunu açıkladı biliyorsun. Konuyla alakalı da kamuoyuna kan lazım olduğunu söyledi. Fakat sosyal medya içerisinde birçok kullanıcı kanların farklı şekilde kullanılmasından dolayı bunu işte vermeyeceğiz kan diyerek. Bağış yapmayacağım diyorlar, tepki veriyorlar. Biliyorum bunu ilk şeyde yaptım. Murat Bardakçı mı yaptı bunu ilk programda? Ben Kızılay'a hatırlamıyorum abi onu. Sonra ünlüler de katıldı. Kan vermem dediler. Şimdi burada bu işin sorumluluğu kamuoyunu yönetme konusunda zaten politikada. Devlet de yönetimde. Kızılay'da. Yani sen kalkıp da millete niye bağış yapmıyorsunuz diye kızacağına bir sorgula bakayım. Bu adam ne yaptı da böyle bir tepki oluştu. Ama acil. Doğru. Zaten böyle durumlar olduğu için, bu öyle bir pozisyon olduğu için, devlet için, millet için çok önemli bir pozisyon olduğu için bu tarz işlere kalkışamaz bu eleman normalde. Sen Keko gibi Instagram'a story atıp milletle laf dalgasına girip kendini politize edersen
Günün sonunda işte bu gibi tepkilerle de karşılaşırsın. Makamın önemi. Makamın önemi bundan dolayı zaten. Ama işte imam osurursa cemaat öyle. Biz adamların genel başkanı da kafada. Utanmadan bir de ayak üstü. O Kerem Kınık mıydı? Hangisiydi? Kerem Kınık. Ya işte, sola dönüp ben böyle de... keko gibi siyah beyaz kendinle yarışan falan bilmem de böyle saçma sapan şey atan, müzikli söz atan, afilli söz atan eleman. Ha, ben dedim ki haber verin yanlışlıkla gidip kanman almayalım bu heriften. Engelledi beni. Ben şey yazdım ya dedim adam hakikaten şey sanıyor. Bağış olmamasının sebebini tatil günlerinden falan sanıyor yazdım. Bu arada Kerem Kınık ben Ali Kınık dedim. Özür dilerim. Başka bir şey. Ben de dedim aynen Ali Kınık kim yeni mi geldi falan falan. İçimdeki Türkistan sentezisi çıktı falan böyle. Bir de oğlu var onun. Oğlu da gündemde. Belki onunla karıştırıyor olabilirsin. Neyse. Söyleyecek bir şey yok oğlum. Onunla Şahan falan ilgileniyor zaten. Tamam. Bırak sen sepet camiası bir işe yarasın ilk defa. Abi şimdi şöyle bir şey var. Buket Aydın'ın açıklamaları var. Muhalefete karşı. Şimdi o kadın Allah günah yazmasın da abi çok mu farklılaştı tip olarak? Ben bu kadar olduğunu hatırlamıyorum. Videosu düştü önüme de. Abi, bence de evet. Abi çok hani onur kırıcı konuşmak istemiyorum da safi dudaktan oluşuyor kadın. Bu kadar değil mi? Ben televizyondayken acaba televizyondan dolayı mı öyle? Bana çok itici geldi. İnanılmaz itici geldi ama öyle böyle değil. Hiç böyle kredi bir... kartını vermiyordur artık büyük ihtimalle patron. belki de ondan dolayı itici geldi bana ama ya, o video önüme düştüğü zaman söylediklerinden dolayı değil sadece. İşte tavır, hareket, konuşma falan her şey itici geldi bana. İnanılmaz. Yani böyle içim iğrendi. Saatine kadarlık onun Rolex'i. 600 bin dolar bir şey miydi? 600 bin dolar, 650 bin dolar olması gerekiyor. Zaten abi oradan vurdular mevzuyu. İşte kolunda 650 bin dolarlık Rolex var. İşte senin... Dudakların boyutunu açıklıyor. Demek ki iş için kullanılıyor bu dudaklar. Sermaye. Bunları vergiden düşebiliyor muyuz? Ben paramı bunlarla kazanıyorum. Ya ciddiye alınacak bir figür değil sevgili Bülent. Yani dalga geçer, espri yaparız, ciddiye alınacak bir şey değil. Ya bize ulaşılabilir, yapmayın ha. Sen niye gülüyorsun lan ben onu dedim diye. Haksız mıyım? Biz ulaşıyoruz. Ama çok güzel laf. Evde giriyorum tribe, annem çağırıyor yemeğe. Diyor ki oğlum gelmiyorsun kaç gündür yeme. Beni ulaşılabilir yapmayın diyorum. Gülüyorlar onlar da evde. Sen nereden öğrendin ağzına sakız gibi yapıştı. Şeyden dolayı bilmeyenler için Joho'yla işte bu olayların tartışması yaparken İşte şuna böyle yapalım, buna böyle yapalım. En sonunda ben çıldırdım dedim. Oğlum senin yüzünden dedim. Herkes dedim bize artık şey yapabiliyor. Haddini aşıp bize laf atabiliyor falan. Beni ulaşabilir yaptın dedim. Buna Yusuf kahkahayı patlattı. İki gün abi güldüm ben bu espriye. Espriye değil, gerçek isyana. Şaka olsun da diye demedi. Sinirlenip söyledi. Çıldırttı beni canım oğlum o gün. Neyse tamam ayrı konu bundan. Abi son olarak bugün yani gündem içerisinde Hüseyin Baş'ın seçimlerden çekilip Kılıçdaroğlu'na yani Millet İttifakı'nın destek vermesi var. Bugüne kadar olan gündemler bu kadardı. Bir tek ince kaldı. Kılıçdaroğlu'na destek vermesini o siyasi bir şey onu ben yorumlamam ama seçimden baş yani iyi bir şey yapmak için çekilmesini bundan feragat etmesi inanılmaz büyük bir hareket. Hem de en genç siyasetçinin bunu yapması. Bu kadar büyük işte kelli felli abilerimiz varken en genç siyasetçinin böyle büyüklük göstermesi. Çok büyüklük yaptı Hüseyin Baş bu konuda. Ben tebrik ederim. Ve geleceğe dönük de ben onun önünün açık olduğunu düşünüyorum. Çok genç. Çok genç ve kaldırabiliyor bu şeyleri de. Hani fazla da altında ezilmiyor. Biliyorsun onların vekillik olayı falan vardı. İşte İstanbul mu Trabzon mu falan filan derken tamamıyla olmadı o iş. Ama kaldırabiliyor. Kendisini tebrik edin. Barış Atay da benzerini yaptı galiba. Kendisini ikinci sıra falan attı. Cezaevinden bir adım ölmesin diye. Ya, onunla ilgili ben şöyle söyleyeyim. Bu milletvekili listeleri muhabbeti açıklandıktan sonra ben böyle acayip bir şey oldum. Modum düştü. Siyaset böyle midem bulandı abi. Dedim yapmayacağım abi siyaset mi diyorsun. Gerek yok falan filan. Çünkü zamanında kimle böyle hani denk geldiysek abi bizim amacımız işte bu memleketi kurtarmak diyen tiplerin hepsine bir bakıyorum. Milletvekili adayı olmuş. Birinci sıradan, ikinci sıradan. Sonra Hüseyin Baş'ın bu tepki şeyini görünce, haberini görünce adama karşı hiçbir fikrim, şeyim yoktu. Bir anda ben bu adama karşı sempati beslemeye başladım. Takip de ettim Twitter'dan. Helal olsun gerçekten. Dediğin gibi bence ilerleyen dönemlerde bu bakış açısıyla, bu kafa yapısıyla onun önü açık. Geleceği evet. De parlak. Ya şey söyleyeyim. Madem işte yavaş yavaş sona gidiyoruz, bitiriyoruz mevzuyu da. Şunu söyleyeyim. Niçin bu gazetecilere, işte anchormanlere,
sanatçılara, oyunculara, anketörlere, bu arada en çok anketörleri, sanatçılar, oyuncuları dışarıda tutuyorum, yanlış oldu. Gazeteciler, anketörler, anchormanlar. Bunların siyasete girmesine niye bu kadar işte tepki verdiniz, kızdınız? Arkadaşlar, diyelim ki muhalefetin ana akımındasınız. Bir muhalif kitlenin kanaat önderi haline geliyorsunuz otomatikman. Yani gazeteci olmuyorsun. Oraya gelen anchormanların hepsi kanaat önderine dönüşüyor, biliyorsunuz. Çok farklı bir figüre dönüşüyorlar. Sosyal medya profilleri önemli oluyor. Oradan işte şey kapıyorlar, kitle kapıyorlar falan filan. Diyelim ki anketörsün. Bu bilimsel bir iş aslında baktığın zaman. Ve sen bunu aylarca siyasi ajandanı yedirmek için kullanıyorsun. İşte özellikle Barış arkadaş, Eren Erdem. Kim vardı? İrfan vardı. Birkaç kişi daha vardı böyle. Ben bunu etik olarak doğru bulmuyorum. Çünkü insanlar seni objektif, onlar öyle olduğuna inanıyor. Ben tabii öyle olmadığını biliyorum da. Kitle öyle olduğuna inandığı için seni takip ediyor. Bilgi almak için, anket almak için falan filan. Sen aylarca buradan alttan spin doktorluk yapıyorsun kendince. Buradan kendine bir yol çiziyorsun. Sonra zart diye dönüp siyaset atılıyorsun. Bence bu etik olarak doğru bir şey değil. Yani tepki vermemin sebebi bu. Etik olarak doğru değil. O zaman bu gömlekten çık. De ki ben adaylık, ben aktif siyasete giriyorum arkadaş. Ben artık politik bir figür olacağım. Çünkü o bir zırh oluyor senin için, anladın mı? Sen çünkü istediğini söylüyorsun. Yayınlarda, programlarda dosya patlatıyorum, şuna saplıyorum, önünü açıyorsun veya işte genel başkanın önünü açıyorsun. Sonra çıkıp sana biri bir şey dediği zaman ben siyasette değilim ki, ben gazeteciyim. Ben anketörüm, benim ne alakam var, ben işimi yapıyorum falan diyorsun ama işte günün sonunda gördüğümüzde maksadın başkaymış. Ama dediğimiz gibi, başta dediğimiz gibi yalakaların sonu işte şey olmuyor. Her zaman iyi bitmiyor. Onlara baştan seti çekmişlerdi, vermeyeceklerdi imkanı. Karakterleri ortaya çıkmış oluyor. Benim kızma sebebim bu arkadaşlar. Ben etik olarak tekrar altını çiziyorum, doğru bulmuyorum. Bir anketörün, bir gazetecinin vesaire, bir sunucunun falan işte bu şekilde objektif olduğu için takip edilen insanların kalkıp da bunu siyasi amaçlar için kullanmasını doğru bulmuyorum. Etik değil. Joseph. Evet abi. Söyledim mi? Söyleyeceğim ben. Benim düşüncem bu. Yani niye ya bu kadar abi bir insan, bak hiç tanımıyorum. Profiline giriyorum. İşte bilmem hangi partinin milletvekili adayı ya da adayı. Bir insan bu yazıyı görünce tilt olabilir mi? Ben oluyorum abi. Ya kim olduğu önemli değil. Ben bu yazıyı görünce tilt oluyorum abi. Çıldırıyor, kuduruyorum abi. Hani diyorlar ya kudurmak. Ben gerçekten kuduruyorum böyle, havlıyorum evin içinde. Jaws diyor. Jaws gitti CHP genel merkezine. İşte Bahadır gitti İYİ Parti genel merkezine bizim bir ay evvel falan. Herkes oradan bir şey yokladı. Bir durumları falan baktı işte. Konuşuldu, edildi. Abi diyor. Diyor genel merkezin karşısı diyor. Full. Adayı. Range Rover'lar. İşte böyle garip garip tipler. Diyor, hayatında bir daha görmeyeceğin, nereden geldiği belli olmayan ama işte böyle şey için adaylı kovalayan tipler diyor. Nargileci tipler dedi de ben burada söylemeyeyim. Kimi kastettiğini sonra şey olmasın. İbrahim Askaloğlu olduğu gibi kavgaya dönüşmesin mevzu. Evet Bilal. Evet abi, gündemler bu kadar, ince gündemi kaldı. Yusuf Kayaalp'in bir saatte, bir saniye, bir saatte 2-3 hafta efendim. Abi ben sana söyleyeyim. Bir saatte 2-3 haftalık gündem bitti, öyle mi? Abi gündemin önemli başlıklarını aldım sadece. Yoksa hani biz var ya çok şişiriyoruz gündemi boşuna, ben sana söyleyeyim. Yani saçma sapan elle tutuluş bir olay yoktu burada. Hani şey, koşunlanma falan hariç. Evet. Abi şimdi şöyle, İnce'nin açıklamaları falan var. Onun haricinde dün Muharrem'e geldik. Joseph. Buyur abi, önce sen. Valla ben su içeceğim. Ağzım kurudu çünkü. Şöyle gireyim ilk önce. Şimdi genel olarak Muharrem İnce'nin işte mitinglerde de dediği gibi ilk turda %30 geçeceğim demesi. Kılıçdaroğlu'na karşı birkaç açıklaması var. Onların notunu alamadım bu arada, kusura bakmayın ama füzyon meselesi var. Bunu CHP'li arkadaşlar çok T'ye alıyor. Bunun öte yanında da dün akşam bir ses kaydı düştü. Bu ses kaydı da Sedat Peker tarafından ifşalandığını söyleyen kişiler çıktı. Aynı dakikalarda Memleket Partisi'nin genel başkan yardımcısı İpek Hanım'ın, işte kocasının Colin adlı bir şirkette, bu Beşik Çetin'e ait bir şirkette çalışana dair, kocasının orada çalışana dair şeyler çıktı. Bu şekilde bir olayı var Muharrem İnce'nin. Tamam, bu Colin'le bağlantılı olarak şey de çıktı bu arada. İşte bu konvoy TikTok'ta falan paylaşmışız. Evet. Tamam, baştan yorumlayalım o zaman. Oy oranı konusunda. Bundan aylar önce işte ittifak olayı olduğunda, Zafer
memleket vesaire. Bunlar tabii oturum konusu da ediliyor. İnce burada diyor ki işte çevredeki insanlar benim oy oranım tek başıma %20. Bunu o arkadaşla konuştuğumuz zaman dedim ki abi bu normal değil. Hani böyle bir söylemde bulunması normal değil. O zaman bu hype falan yok bu arada. Depremden sonra oldu bu. Depremden önce bahsediyorum ben size. Hatta geçen sene Aralık ayı. Benim diyor tek başıma oy oranım %20. Bunu sadece Muharrem İnce'de görmedim ama hakkını yemeyeyim. Bunu sadece Muharrem İnce'de görmedim. Hangi siyasiyle böyle az çok münasebetim olsa hepsinde bu şeyi görüyorum. Aşırıcılığı görüyorum. Hani oy oranı inanılmaz tavan hepsinde. Yani Ahmet Özal'da bile. Ve Ahmet Özal'ın varlığını bile birçok kişi bilmiyor. Ama %20 alacağını falan iddia ediyor. Bunu birçok siyasi de gördüm bu şekilde. Onu baştan söyleyeyim. Yani Muharrem İnce'nin bu oy oranı konusunda böyle radikal çıkış yapması beni şaşırtmıyor. Çünkü o dönem de böyle söylüyordu. Ve ben demiştim oradaki arkadaşlara da demiştim. Abi, ilk turda yeneceğim diyordu. Meral Akşener de diyor benim sayemde seçim ikinci tura kalacak. Hep çok eminle konuşuyorlardı. Bu hep söylenen şeyler aynen dediğin gibi. Emin konuşursun da yani o dönemde bunu söylüyordu yani anlayacağım. O zaman da diyordu %20. Hatta bana sorarsan bu ittifak olayında bunların anlaşamaması tabii karşılıklı mevzular da var. İşte zaferlerin yaptıkları da var falan böyle aralarında mevzular var. Orası bizi ilgilendirmez ama bu ortak noktada buluşamama işte ayağının yere basmaması da bana sorarsan en majör etki oldu bu konuda. Ayakları yere basmıyordu çünkü. Ki bu bahsettiğim olay şey hani bu arabada gaz pedal deprem falan bunlardan önce geçen seneden bahsediyorum size. Ta o zaman vardı yani %20 iddiası. O yüzden şimdi 36-38 falan demesi beni şey yapmıyor, şaşırtmıyor. Şeyden de ben bahsetmek istiyorum. Bu Zafer Partisi ile bunların ittifak muhabbetleri vardı hatırlarsan. Hatta bize ulaşmışlardı. Bunu da söyleyeyim artık yani sorun değil. İşte Muharrem İnce ile Ümit Özdağ'ın olduğu bir program ayarlamak istiyoruz. Moderatör lazım falan. Ben de dedim ben yapamam. Bizimkilere paslamıştım. Sonra ben Twitter'dan şöyle bir tweet attım. Dedim ki Muharrem İnce ile Ümit Özdağ'ın dedim fikirleri çok zıt birbirine. Şunu beyan ettim. Dedim ki Muharrem İnce dedim en şeydi fırsatta ona şeyi tekmeyi basar dedim. Sonra herkes orada şey dedi. Aa dedi analiz yaptı yine bir bok bilmeden. Böyle işte linçlemeye çalıştılar. Aradan 2-3 gün sonra Muharrem İnce WhatsApp'tan Ümit Özdağ gruba beyler ben ittifaktan çıkıyorum gruptan ayrıldım. Ondan önce zaten onu başka bir programda belki konuşuruz da uzun uzun. Onu zaten biz biliyorduk ki hani şey bizim için şey bir şey değildi. Hani sürpriz bir olay değildi. Birçok mevzu bizim için sürpriz değil. Çünkü biliyorsun konuşuyorsun insanlarla ama hani bu off the record dedikleri mevzu tamamen bu adam sana bunu anlatıyor ama sen bunu çıkıp da yayında anlatamıyorsun, tweet atamıyorsun. Biz bunun buraya gideceğini biliyorduk çünkü daha demin bahsettiğim gibi sana hep sürekli şey vardı. Yani ayak yere basmıyor bunlar birbirleri şey yaparken. Çok farklı kafalar yaşandı orada. Hani seçim döneminde kalkıp da işte bunların patlamasını yapalım falan diye konuşmuyorum. Burada da hani seçimden sonraki dönemde kimseye haksızlık olmasın diye. Çünkü suç falan negatif bir şey değil yani tamamen makara falan olsun diye anlatırız. Bazı olaylar var bunların arasında dönen. Komik yani. Komik. Anlaşamamaların sebebi de burada yatıyor aslında baktığın zaman. Ayaklar yere basmıyordu. Ki bana sorarsan bunlar için en hayırlısı aslında ben kendime de söylemiştim benim fikrimi. İttifak halinde olmalarıydı. Ama böyle şey değil. Saldırgan bir tavırda değil proaktif bir tavırda. Evet hani mesela mülteci konusunda, kuraklık konusunda, deprem konusunda çizgini sert koyacaksın falan ama diğer bütün o işte dramalara falan girmeyeceksin. O seni ilgilendirmiyor. Masada ne oluyor, Edifon'dan seni ilgilendirmiyor. Yani tamamen iletişim konusundan bakıyorum, PR propagandadan bakıyorum. Onlar için en ayrısı birlikte hareket etmeleriydi. Bir tane güçlü aday veya işte karşılığında da bir şey alıp belki aday da çıkarmazlardı. O da ayrı konu, siyaset konusu. Ama en sağlıklı bu şekilde ilerlerlerdi. Bunlar uzun süre bu şey sürecine... İttifak sürecini o kadar sündürdüler ki hiçbirisi de kendi işini şey yapamadı. Hani bir ortaya bir program falan koyamadı. Şimdi şeyi fark ediyorsunuz herhalde. Memleket biraz tökezliyor. İşte Zafer tökezliyor. Şimdi Ümit Özdağ gördüm geçen ki iyi olmuş bu arada. 15 dakikalık şey yüklemiş işte videolarda şey anlatıyor. Bizim programımız budur. Biz işte böyle şeyler yapacağız. İşte Anadolu Kalesi falan projelerini anlatmaya başlamış. Bunu aslında aylar evvel yapmaları gerekiyordu. Sebebi de yapamamaların sebebi de ortada bir yol çizemediler. Çünkü ittifak olayını bekliyorlardı. Bu ittifak son dakikaya kadar böyle sündürüldüğü için ortada da bir şey olmadığı için elle tutulabilir bir iş olmadığı için günün sonunda herkese zarar olarak geri döndü. Neydi diğer olaylar? Abi şöyle Muharrem'in için şey bağlamak için yani Muharrem'in için çıkıp da ben bu kadar oy alacağım falan demesi de ben şaşırmıyorum çünkü zaten öyle konuşuyordu.
Abi şöyle bir olay var. Yine bir geçmiş gündemden. O da çok gündem oldu. Kılıçdaroğlu buluşmasında bir söz söylemesi var. Hoş geldiniz güle güle diye. Bu durum da çok konuşuldu. Hem CHP tarafından hem İnceciler tarafından, Memleket Partisi tarafından. Kimisi bu söylemi yanlış buldu. Kimisi işte olan şey budur diye konuştu. Yani siyaset içerisinde bu şekilde sözlerin olması nasıl bir... Ben radikal bakmıyorum ya, geçti gitti yani seccade olayı gibi. Bu kadar abartmaya şey yapmaya gerek yok. Tamamdır. Abi o zaman şöyle söyleyeyim. Dün akşam çıkan Sedat Peker tarafından ifşa edildiğini söyleyen ses kaydı çıktı Muharrem İnce'nin. İstersen onu yorum. Gördüm. Sedat Peker bilmem ne yapmış falan filan diye güldüm tabii, hani Sedat Peker olmadığını biliyorum. Ama hesabı şey yaptım, kontrol ettim. Freud'un talebesi diye bir hesap var. Şimdi kıymetli kardeşlerim, bir saniye elimi bağladım. Kıymetli kardeşlerim, Sedat Peker'in Freud'un talebesi diye bir hesabı vardı. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Bu hesaptan bir video yayınlamıştı döneminde, sansürlü bir video. Bundan dolayı Freud'un talebesi hesabı kaldırıldı, askıya alındı. Bu askıya alınca da hemen birisi bir Freud'un talebesi çakma hesabı açtı. Peker'in diliyle böyle tweetler atıp etkileşim kasmaya başladı. Bu hesap Peker'in değil. Aynı şekilde Deli Çavuş mahlaslı bir tane 300 binlik şey var. Deli Çavuş, o da onun değil. Onunki olan 1 milyon 300 binlik. Hatta kendisi bu durumdan rahatsızdı. İşte benim adıma fake hesaplar açılıyor, etkileşim kasılıyor. İşte bir şeyler ifşa alacağım falan deniyor. Niye rahatsız olduğunu söyleyeyim size. Bir de kendi fikrimi söyleyeceğim size niçin öyle düşündüğümü. Rahatsız olmasının sebebi şu. Sedat Peker'e diyorlar ki kardeşim sen tecrit altındasın. Eğer senin bir şey paylaştığını, Türkiye'de bir şeyler karıştırdığını görürsek seni göndeririz. Bu kadar net. Şimdi bunu bildiği için Sedat Peker, retweetleri falan var ya onun. Onun maksimum yapacağı şey var. Onun için inanılmaz bir tehlike o retweetleri atmak. O bile. Kaldı ki bir hesap açacak da şey yapacak oradan. Mümkünatı yok. Şimdi niye böyle düşünüyorum? Şöyle düşünüyorum. Ben ilk gördüğümde bu hesapları ya Soylu grubunundur. Çünkü sebebi şu, hani bu hesapları açarlar, buradan ifşaatlar yaparlar, bu Peker'in derler, bak sen Araplarla anlaşmanı bozdun diye Araplardan deportunu isterler. Ben böyle düşünmüştüm ilk bu hesapları gördüğümde. Ki o da sürekli şikayetçiydi bundan. Benim adıma fake hesap açılıyor, bu benim değil falan filan gibisinden sürekli şikayetçiydi ama millet yiyor ne hikmetse. Ardından bu paylaşımı görünce bunun Soylu grubuna olmadığını, hani Soylu grubuna ait olmadığını düşünmeye başladım. Hala kimin kontrolünde bu hesap bilmiyorum. Belki de işte gençlerindir, açmışlardır. Haber sitesi, haber sayfasına çeviririz de para kazanırız falan diye düşünmüş de olabilirler. Satılmış da olabilir. Bilmiyorum ama bu hesap Sedat Peker'in değil. Dolaylı olarak da burada paylaşılan şeyler Sedat Peker'in değil. Olasılık şu, büyük bir ihtimalle. CHP ile Memleket Partisi'nin İnce'nin kavgaları var. Buradan büyük ihtimalle o 2018'deki şey ya, kampanya bu, ses kayıtları biliyorsun. Onun yanında olan, ki CHP'den bir figürdür o, çünkü o dönem CHP için aday. Birisi bunun kayıtlarını almıştır. Oradan biri duruyordur. Oradan paslayıp bunu işte patlatmışlardır şeyde. Mevzu bu. Ama Peker'le alakası yok. Yani bu konunun dışarısında, Sedat Peker'le bu işin içerisinde yok. Ki zaten Ersan Barkın şeyi yapmıştır, açıklamasını yapmıştır değil mi? Bu onun değil diye. Ersan Barkın'dan bir açıklama görmedim ama dün arkadaşlara da ben bunu söyledim. Yani bu şekilde paylaşımı yapmak sizi sıkıntıya sokar çünkü Sedat Peker Ben 50 kere anlattım. Bak 50 kere anlattım. Bu Sedat Peker'in değil. Avukatı açıklamasını yaptım. Avukatını yayın aldım Ersan Bey. Yayında konuştum Ersan Bey'le. Bir daha derim, tekrar söyleyeyim bunu. Peker'in kendi zaten sürekli söylüyor. Rahatsız bu durumdan. Hatta bu hesapların kapatılmasını falan talep ediyordu, istiyordu. Yani bu ona ait değil. Bunu bir netleştirelim. Çünkü buradan başka bir mevzu da çıkabilir. Yani Muharrem İnce ayağına, ifşaat ayağına, Sedat Peker'in deport edilmesi de istenebilir oradan. Yani bugün oraya devrilebilir mevzu. Anladınız mı? O yüzden teyit etmediğiniz mevzuları paylaşmayın. Yani kendinizi de kullandırtmayın. Birilerinin şeyi olmayın, middleman'ı olmayın. Joseph. Efendim abi. Ne oluyor? İnce muhabbeti bitti mi? Yok, İnce'deyiz zaten. Şu an şeyi yaptık. İnce'nin ses kayıtları çıktı. Olayı konuşup da içini konuşmadık. O gerçek değildi mi kısaca? O muhabbet. Ses kaydı mı? Ses kaydı gerçek. Ha. Ama yok 18. Yok. Paylaşan hesabın hani Sedat Peker'e ait olduğu falan söylüyor ya. Onu uzun uzun anlattım ama dinlemiyor musun sabahtan beri? Abi biraz dikkat problemim var. Hem bilgisayardayım hem seni dinlemeye çalışıyorum. Sen dayak yiyeceksin. Şimdi bu daha demin de anlattım, Sedat Peker'in değil ama kimin olduğunu düşündüm yani. O konu zaten kapalı, tartışmaya kapalı. Sedat Peker'in değil hesap. Ama kimin? Hani CHP tarafından mı birisi bunu şey yaptırdı, sızdırdı falan. Ama şöyle bir şey var yani, Muharrem İnce'nin böyle çok ses kaydı falan dolanıyor zaten. Yaklaşık bir senedir.
Geçen sene Şubat'ta falan hatırlıyorum ben. Bana atmışlardı bir sürü. Bak şu var, bu var, şu var, bu var. Başka ses kayıtları da var. Bilenler bilir. Şeye paylaşan. Başka Twitter hesaplarının paylaştığı işte kadınlarla alakalı falan da mevzular var. Bunlar zaten uzun süredir dolanıyor ama etik olarak bir suç falan olmadığı için yani adamın kadınla bir muhabbetini ben niye paylaşayım? Yani beni ilgilendiren mevzu değil. Başka siyasilerin de var bu arada. Yani ince kadar çok olmasa da. Başka siyasilerin de zaten çoğu hepsi 2018'de çıktı piyasaya. Şimdi tekrar gündeme geliyorlar. O dönem AK Parti elini tutuyordu. Baklar çok tehlikeli falan diye bunu kullanmadılar. Yoksa onlar da kasetçi yeni gireceklerdi mevzusuna. Yani şaşırmadım onu söyleyeyim. Ses kaydı gerçek ama ses kaydında mevzu yok. Bahsetti 2018 seçimi. Asıl mevzu şeydi bu sarışın bir şey hanımefendi var ya. Sözcüsü mü ne parti? Evet. Genel başkan yardımcısı diye biliyorum İpek Hanım. Onun kocasının bu 5 çete dediğimiz çetenin bir tanesinin Colin. Yani şirketinde, Colin şirketinde üst düzey çalışan olmasıyla alakalı çok gündem oldu, çok konuşuldu. Kendisi de açıklama yaptı aslında. Yani kendi emeğiyle nedir falan filan diye. Onaylıyor mu, doğruluyor mu, ne diyor? Yani evet diyorlar. Yani bu konu hakkında herhangi bir şekilde liyakatsız bir olay olmadı. Kendisi orada bir çalışan olarak diye açıklama yaptığını ben biliyorum, gördüm. Kendisi paylaştı diye biliyorum bunu. O zaman etik olarak sen bu siyasi işe giriyorsan ailene dikkat edeceksin. Belki de istifa ettireceksin. Yani görevden ayrılacak ya da hiç girmeyeceksin bu mevzulara. Çünkü orada bir tutarsızlık var. Ha ben böyle koyun olduğunu düşünmüyorum. Hani eşi üzerinden para falan öyle mümkün değil. Onun için çok farklı yolları var. Yani sizin böyle internette Rocket Search'tan falan tespit edebileceğiniz şekilde yapmaz bu insanlar. Milyarlık bir yapıdan bahsediyoruz. Çok farklı yollardan pompalarlar paralarını ama etik olarak, bireysel olarak İpek Hanım'dan bahsediyorum. Böyle bir görevdeysen, işte kendini böyle bir siyasete soyuyorsan çevrene çok dikkat edeceksin. Ailene çok dikkat edeceksin. Kendine de çok dikkat edeceksin. Normal. Yıpratırlar seni ve siyasi rakiplerini kullanır. Yani bu gayet normal. Burada şey yapmana gerek yok. Yani bu operasyon demene gerek yok. Senin bunu baştan komünike etmen gerekiyordu, söylemen gerekiyordu ya da işte baştan buraya girmemen gerekiyordu ki kendisini de kendi etti, kendi buldu biraz. Bu Twitter'da troller var ya, bu deva trolleri falan filan var ya, böyle kafayı yemiş tipler, sürekli meme paylaşıyorlar bilmem ne. Bunlarla kapışıyor canlı yayında, işte böyle yaptı, şöyle FETÖ operasyonu falan diye. Trollerle kavgaya girdi. Çocuklar trollüyor bunu. Meme atıyorlar falan, trollüyorlar bunu. Bu da o kadar çok kavga etti ki bunlarla, işte kendini yaptı böyle bir sahnede buldu kendini. Öyle söyleyeyim. İncelemeyi aldı tabii ki de. İlk işte eşin ortaya çıkıyor senin. Eşinin ne işi var Colin'de diye. Ama tekrar altını çizeyim. Ben buradan büyük bir para falan gittiğini sanmıyorum. Öyle bir yapıyı tek bir kişi üzerinden yapmazlar. Çok farklı yolları var onun. Ki zaten böyle bir durumda olmuş olsa bile insan kendisini gizler, ön plana çıkarmaz. Yani böyle koyun olduğunu sanmıyorum ama kendisine de bir çelişki. Yani bu ne yaman çelişki. Sen bir yandan bunu yapacaksın. Bir yandan ama kendi ailende böyle bir durum olacak. Bilmiyorum Joseph neler bu konuya. Kendisi malum kalyondan fonlanıyor. Yok abi, ne fonu ya, aşıktan geberiyorsun. Ben videosunda 200 bin dolar atmadılar mı sana? Ya abi 200 bin dolar değil ya, 350 bin falandı. Bana bir kere geçen sene bir fon teklif edilmişti. Aklın durur. Özelden anlatırım sana bir zaman. En üst seviye oydu. Yani hiç de yapmadım tabii, düşünmedim de. Dedim, ulan bu kadar mı ediyoruz yani, kendi adıma şey dedim. Vay be dedim, bu kadar değerimiz var, ederimiz var demek ki. Benden sadece bir iki tane video istediler. Ben dedim yok abi, partilere yapmıyorum dedim. Öyle reddetmiştim. Ben geçen sene şeyden sonra, Mayıs'tan sonra bitti zaten de artık. Mail falan da yazmıyorlar. Hiç iletişime geçmiyorlar. Bunlar da zarar diye. Ben yapmazsam Jahodan dolayı gelmezler. Deli çünkü abi, her şeyi anlatıyor yayında. Sen ne diyorsun İpek Hanım'a? İpek Hanım'a ben az önce söyledim, bu biraz ayıp olacak yine bunu tekrarladığım için arkadaşlar. Çünkü az önce biri yazmış, demiş o Yusuf'un da bir yerleri falan kalkmış. Arkadaşlar ben büyük başlara bakıyorum. Genele bakıyorum. Öyle hani ufak tefek pörçüklere bakmıyorum. O yüzden benim bu konu hakkında da fikrim yok. Ne oldu abi, sustunuz? Susmadım, mesajlarıma baktım. Ben deminden beri bakmıyorum. Telefon şarjda benim de. Recep abi yazmış. Bir gazeteci mesleğiyle dünya görüşünü karıştırmayı süreçte. Fikri neden açıklamasın? Karıştırmadığı süreçte mi diyorsun Recep abi? Fikrini açıklamaktan bahsetmiyorum Recep abi. Konu o değil. Vekillikten, siyasetten bahsediyorum. Yani bir gazetecinin gazeteciliğini ve işte imkanlarını, kanalın imkanlarını kullanıp kendisine bir siyasi yol çizmesi ben etik olarak doğru bulmuyorum. Bu şey değil yani. Ben gazetecilik yaptım. Artık gazeteci kimliğimi bırakıp vekilliğe soyacağım falan. Bu değil. Bununla alakalı değil. Bunu yapabilir tabii. Mevzu o değil.
Recep abi bizi yanlış anlamış. Kendisi gazeteci ya. Bilal'in başlıklarında var mı bilmiyorum ama bu aralar şey de çok. Bu Memleket Partisi, CHP birbirlerine hala girmeye devam ediyor abi. Bitmedi o muhabbet. O da beni açıkçası rahatsız etmeye başladı. Ya o şimdi şey, genel olarak siyasi gündemi çektiğim için ben, hani bu sosyal medyada dönen iki partili insanların bir arasındaki tartışmaları pek sokmak istemedim. Yani konu hakkında zaten Erlik konuşmak da çok istemiyor diye biliyorum ben. Yani genel olarak gündeme bakmak için zaten ben topluyorum bunları. Çünkü iki kişi tartışıyor, bizi bağlayan bir şey yok yani orada. Bir ses kaydı, bir İpek Hanım, bir de ne vardı? Her şey, konvoy olayı vardı. Evet, konvoy olayı vardı abi. Burada da şey, hani böyle şey paylaştılar, sonra kiraladık falan dediler herhalde. Abi çok büyük bir şey değil ki yani. Ona neden o kadar takıldılar? Ama şey, siyaset oğlum ya, yani seçime giriyorsun ya şimdi, osursan affedersin şey olacak yani, atom bombasına çevirecek o. Orada dikkat edin. Ya X6'den abi kiralı öyle bir araba. Yani sen bile kiralayabilirsin. Teşkilatına dikkat edeceksin sen. Bu arada o videolar şey değil. Hani birisi girip de oraya böyle kenardan çekip de işte patlatmadı onu. Kendileri çekip TikTok'a yüklediler. Dikkat edeceksin o zaman. Yani madem senin imajın şey, imkanımız yok işte, bağırsanız da geçiniyoruz. Konvoy paylaşıp da şey yapmayacaksın. Kurtlar Vadisi gender editiyle konvoylar var ya. Devlet Bahçeli Tunceli'ye giriyor falan. Abi yok da ya, bunların gerçekten hiç imkanı yok da, sıfırda. Paralar olmadığına da işte ya, böyle iletişimi de düzgün beceremezsen hem seni foncu ilan ederler hem de paran da olmaz. Evet evet, akıllara direkt o geldi. Aa dedi, bak dedi, bunu fonlamaya başlamışlar demek ki. Halbuki Yusuf Kayal Memleket Partisi'nin binasında tuvalet kağıdı bile bulamamıştı. Tabii agresiflik artacak şimdi seçime doğru. Bize bile sıçrıyor biliyorsun. Sürekli yani ben bir tweet atıyorum. Başka bir şeyle baktım. Hakikaten başka bir şey. Kızdım, bir tweet attım. Atasözü falan. Adam diyor ki gündemde bu oldu, sen buna yorumladın. Oğlum gündemde her gün bir şey var. Yani gündemde her gün bir şey oluyor. O zaman benim her sözümü kalkıp bir şey yorabilirsin. Yani orada psikolojik bir soruna gidiyor muyuz artık? Paranoya gidiyor artık. Ben dedim, siyasi duruş olarak bizim ekipte çoğunlukta öyle düşünüyor. Bir senelik bir sürecim vardı. Burada işte istediğin gibi şey yapardın. Ameliyat yapabilirdin, maske yapabilirdin, bir şeyler yapabilirdin. Bu süreçte artık oyun dışısın, sen tribündesin, izliyorsun artık. Böyle bizim yaptığımız gibi yorumlarsın en fazla. İşte böyle böyle dersin, fikrini söyler, geçersin. Aktif siyasette artık geçti. Onlar yapacaklar sahada. Biz de göreceğiz bakalım. Hiç yani o ak troll kardeşlerim, işte CHP'li troll kardeşlerim, Zaferli troll kardeşlerim, Memleketli troll kardeşlerim, hiç bize boşuna gelip de yazmayın. Bizden geçti o mevzu. Biz yapacağımızı yaptık. Artık seçimi şeyle oynamayız. Bizi etkilemez artık onu. Liderleriniz yapacak. Teşkilatlarınız yapacak. İşte kanaat önderleriniz artık, her kimse, onlar yapacak. Bizim ağzımızdan şey çıkmaz. Gidip şuna oy verin lafı çıkmaz. Benden katiyen çıkmaz. Yani kafama silah dayasan çıkıp şunu söylemem. Kitle yönlendirmem. Yani angaje olmam. Kullandırtmam kendimi. Çünkü biliyorum siyasette. Benden evvel de kaç kişi böyle kullanıp attılar diye. Hiç girmem. Bir de çok yordu abi ya. Aşırı derecede hani bizim ekipten olsun, bu tarz işleri yapan herkes yoruldu bu işlerden ya. Ben yorulmadım. Ben hala yani seviyorum siyaseti. Hiç şey değil. Twitter'ın kitlesi çok kanser. Çok kanser. Yani bir şey anlamıyorlar. Olayın dışında kalıyorlar. Mesela yayınlarda espri bunu anlayamıyorlar. Abi ben İbo'ya duayen diyorum diye adam bana satı şey yazmış. Duayen ne demek bilir misin? Zamanında Mehmet Ali Birantlar vardı. Bu ülkede gazetecilik nereli falan. Dayı ne anlatıyorsun sen? Ben İbo'yla dalga geçiyorum, ciddi değil. Adam arkadaşım falan. Değişik ortam Twitter. Lafı anlatamıyorsun sen. Bir siyasi bir şey atıyorsun, adam götünden anlıyor. Çok farklı bir yorum katıyor ona. Anladın mı? Çok değişik bir yorum katıyor ona. Sen bunu kastetmemiştin halbuki. Ne diyorsun mesela o şey olan sticker olayında? Ben ne dedim? Kafa kesmek sorun değil. Sticker yapıştırmak sorun. Buradaki ana mesaj nedir? Madem bu kadar şey mekanizman çalışıyor. Bu kafa kesecek adamı niye almadın direkt de? Toplumsal baskı bekledin. Benim ana mesajım bu. Kişinin kendisiyle ben ilgilenmiyorum bu noktada. Bunu algılayamıyor. Adam oradan şeyi çıkarıyor bir de. Kılıçdaroğlu'na destekliyorsunuz demek ki falan böyle. Ya desteklesem desteklerim. Niye destek? Açıktan söyledim. Demek ki yok, çıkmayacak buradan böyle bir şey. Yani istediğin kadar yorum yaz. İstediğin kadar damarıma bas. Adam bana PKK'lı diyor. Yani düşünebiliyor musun? Bana diyor. Bana PKK'lı diyor adam. Damarına basacak. Gaza getirecek seni. Seni angaje edecek sonra yani. Bedavaya kullanacak seni. Yok öyle işler. Bunu en iyi kim bilir biliyor musunuz? Sizin trollünü yaptınız, partiler en iyisini bilir. Çünkü çok teklif ettiler ama kabul etmedik. Ya demek öyle mi ya? Partilerimizin parası var. Hiç boşuna şey yapmayın. Bedava. O yüzden diyorum ya size, bedavaya trollük yapmayın diye.
Partilerinizin parası var biliyorum. Fiyat listelerini biliyorum. Neyse. Bilal başka konu kaldı mı? Mahrem konusunda. Başka konu kalmadı yani. Bu haftanın gündeminde buydu. Yani bir, iki saat oldu neredeyse. Bir saat 50 dakika falan kayıt oldu şu an. Yedik hepsini. Ne güzel ya. Ne güzel hızlı geçtik. Uzatmayınca ne güzel geçiyormuş. Joseph sen Muharrem'i bekleyin konuşacağım diyordun. Abi dedim başlıklarınızı bitirin. Açıkçası benim son bir aydır Muharrem İnce'nin seçim propagandası mı dersiniz, seçim stratejisi mi dersiniz, çok rahatsız olmaya başladım ben Muharrem İnce'nin bu şeylerinden. Sürekli sağa sola laf yetiştirmeler. Yapma abi bunları, gerek yok ya bu tarz şeylere. Ben mesela şeyle görüştüm. Öznur Kalender. Tanıyan tanır belki, bilmiyorum ama onlar şey, Muharrem İnce ile ilgili karikatürleri var. Adam 40-45 senelik karikatür çiziyor. Yani düşün, ta Kenan Evren döneminden beri karikatür çiziyor. Onların karikatürlerini falan gördüm. İşte Muharrem İnce'yi Erdoğan Bahçeli ellerinde bir tane kütüğün içine de şey Muharrem İnce'yi koymuşlar. Kemal Kılıçdaroğlu da kalede kapıyı kırmaya çalışıyor. Ben bu adamla görüştüm abi dedim. Anketlerini kullanabilir miyim? Karikatürlerini kullanabilir miyim? Kullan kardeşim dedi. Ben bu karikatürleri kullandım abi. Bir baktım birkaç tane böyle özelden mesaj geldi. Abi sen ne yapıyorsun? Bunlar nedir falan filan. Muharrem İnce'ye nasıl sarayın adamı dersin? Yani bu kitlede Muharrem İnce'nin yaptığı hatayı tekrarlıyor. Abi bırakacaksınız. Konuşan konuşsun. Siz bunları çürüteceksiniz. Sürekli sağa sola demeyeceksiniz. Aa siz hainsiniz. Bunlar FETÖ taktiği falan filan. Son bir aydır açık sesi Muharrem İnce'nin o muhabbetleri beni çok rahatsız etti. Bir de kendisine karşı hani şeyim de vardı açıkçası. Ya dedim hadi dedim yine dedim doğru konuşuyor falan da ama yanlış söz, pardon, yanlış üslup doğru sözü öldürür biliyorsun. Aynen öyle abi, aynen öyle. Ya bir de bir siyasetçinin bunu söylememesi lazım abi. Ya biz söyleyebiliriz abi. Bize serbest yani. Biz gerçi biz de hani bazıları bize diyor siz de topluma mal olmuşsunuz falan filan ama bizim onlar gibi bir görevimiz yok. Onların da öyle ben öyle sert üsluplarla işte konuşmasını açıkçası tasvip etmiyorum. Nerede gördüm biliyor musun? Buna böyle büyük saldırı falan başlayınca hani hakikaten doğru saldırdı şimdi Sanat Sepet Camii. Üzerine yüklendi bunu. Buradan bir şeye düştü, sarmala düştü. Sürekli kendimi anlatayım, sürekli kendimi anlatayım, sürekli cevap vereyim, ona cevap vereyim, buna cevap vereyim, bunu anlatayım. Bu sarmala düşersen, bak burada çok şey eleştiriyoruz mesela, AKP'li figürleri. Hemen kaçıyorlar biliyorsun böyle, hiç sokmuyorlar kendilerini o sarmala. Tartışmaya girmiyorlar yani. Devam ediyorlar ve unutturuyorlar. Aradan bir iki hafta geçiyor, mevzu unutuluyor. Büyük ne skandallar oldu bu ülkede. Unutuldu. Muharrem İnce oturdu, işte Şahan'a laf yetsin, Fazıl Say. Fazıl Say, hani yanlış anlamayın, sanatçı olarak çok değerlidir o ayrı konuda. Politik olarak kim ki sen Fazıl Say'a laf yetiştirmek için açıklama yapıyorsun? Senin dengin mi, rakibin mi? Ne yapmaya çalışıyorsun? Bunu ben ilk Fatih Altaylı'nın programında gördüm. Baktım ha tamam bu şey bir şey gitmeyecek. İşte anlatıldım. Dedim ki bakın böyle böyle iyi yaptığın şeye de eksi yazar bu. İleriye dönük olarak bunu işte daha böyle şakaya bir şeyle alıp işine bakması daha şey olur onun için. Çünkü ana akımdaki adam senin Twitter'da yaptığın kavgaları bilmiyor. Ana akımdaki adam seni Fatih Altaylı'da izlediği zaman veya işte Ersoy'da izlediği zaman orada öfkeli bir adamın hayt huyt diye bağırıp çağırdığını görüyor. Dolaylı olarak da kolektif hafızada en hızlı seni bağdaştırdığı isim kim? Tayyip Erdoğan. Adam da bundan bıktığı için zaten alternatif bir şey aradığı için sen mitinglerde şimdi istediğin kadar bilim de o senin imajına zarar veriyor ve öfkeleniyorsun da. Yani bu sadece kendini anlatmak için değil, öfkeleniyor. Hakikaten sinirleniyor. Sinirlenince de kendi kilitliyorsun. Bu Fatih Altaylı'nın programından sonra bir iletişimcisi, bir danışmanı bunu demesi lazımdı. Sonraki program daha sıkıntılıydı. Yani gitgide daha da, her program daha da sıkıntılı olmaya başladı. Aynen, ben sana diyorum ya, her programda ben eksi yazdığını düşünüyorum. Son bir aydır eksi yazıyor abi, artı yazdığını görmedim. Bu danışman meselesi. Mesela yayının başında şey Kılıçdaroğlu'nun kampanyasını konuştuk. Bilal ne dedi mesela, aa ne güzel falan, dedim ki danışman. Yani kötü danışman seni rezil eder, iyi danışman seni rezil eder. Bu kadar basit. Çünkü bu insanlar, bir tanesi işte öğretmen, bir tanesi memur. Bu insanlar PR bilen, kitle iletişimi bilen, strateji bilen, retorik bilen insanlar değil. Bunu elbette danışmanlar yapıyor. Senin iletişimcin ne kadar kuvvetliyse, ben tweet attım ya dedim. En iyi iletişimci kimdeyse seçimi o kazanır diye. Propaganda konusunda. En iyi kimdeyse. Onun altına da Fahrettin falan atmışlar. Sanki Fahrettin iyi bir iletişimci de. Ya evet abi, o adamı o kadar büyütmüşler ki ulan ya, sanırsın çok böyle üstün zeka Goebbels gibi bir adam anasını. Adamın elinde bütün devlet imkanları var. Bütün devlet imkanları var. İnanılmaz para var. Bütün ana akım medya var. Bir emirle ya, ne yaptı şimdiye kadar? Ne yaptı? TikTok'ta Ecelon'a para ödeyip işte SİHA öldürmüş. Bu mu yani?
Aynen öyle, yemin ederim ya. Şey istiyorum yani, adamı böyle büyük yani yeni Göbels falan diyorsun ya, yazıktır günahtır abi yani, haksızlık etmeyin bu kadar. İletişim cespin doktoru öyle bir tip değil o. Muhalifler şaşırdı onu, biliyorsun. Yine ne planlıyor? Evet evet. Bizim yüzümüzden de şaşırdılar yani. Bizden dolayı şaşırdılar. Ha bizi şey yapacak falan. Abi Fahrettin kim beni şey yapacak? Kullanacak falan. Mümkün mü abi böyle bir şey? Gelsin briefing vereyim. Bak oğlum böyle böyle yapmayın. Böyle böyle yapın diye. Beni kullanacak. Jaho'yu kullanabilir. Biliyorum, Jaho'nun damarına basabilir. Jaho'nun damarına basabilir. Oğlum bak sana para vermesine de gerek yok. Önüne iki tane tweet koyar. Der ki bak sana ne demişler burada. Sana küfür etmişler diye. Gider şey yapar. Bedavadan askerliğini yapar. Bilal bitti mi günden? Bitti abi günden, bu kadar da. Sen peki Ali konusunda ne diyorsun? Abi ben yorum yapmasam artık bu konular hakkında. Her sesini seni konuşturuyorum bilerek. Abi sen bana siyasete girme dedin. Bak ben siyasete girmiyorum. Gerçekten. Boşuna. Ben size ne dedim bu işlere girerken? Kadın olayından bir de siyaset olayından uzak durun. Girmeyin bu işlere diye. Doğru dedin abi. Ben şu an girmiyorum. Kadın olayından da elimden geldiğince uzak durmaya çalışıyorum. Efe'yi biliyorsun. Efe'nin başına ben Efe'yi uyardım. Evet, evet. Yine benimle hakim olacaksın. Joseph, peki Sinan Oğan'la arandaki kavga ne oldu? Abi Sinan Oğan'la aramızdaki kavga, benim bir arkadaşım gitti onun yanına, Bilgi Otağı, Onur röportaj yapmaya gitti. Zaten ondan önce de ben kendisinden özür diledim. O da işte fav attı, kalp attı, özürümü kabul etti anlamına geliyor benim yorumlamama göre. Orada işte Sinan Oğan'a şey demiş bizim arkadaşlar, ya Yusuf mahcup kusura bakmayın. Bir de nezaket diliyle uyarmanız Yusuf'u daha da mahcup etmiş. Ya Yusuf'un günahı çok falan filan diye espri de yapmış hatta. Sonuçta kapandı gitti o mevzu abi ya. Haftaya Sinan Oğan videosunu attığımız zaman da iyice o şeyi kapatacağız yani. O ayıbı kapatacağız. Vix'i bana onu attı. Haykırdım oğlum. Ne yapıyor lan bu diye. Attı bana tweet'i. Haykırdım. Adamla abi video çekiyor. Sonra anket yapıyor. Adamla video çekmişsin. Bir önceki postun, adamla fotoğrafın. Sonra anket yapıyor. Soruyorlar Sinan Oğan niye yok. Onun diyor önemi yok. En fazla alacağı o %6 mı ne falan yazmış. Abi sana bir şey söyleyeyim mi? Ben o günden sonra o günden beridir oruç tutmuyorum biliyor musun? Aç karnıyla Twitter'a girmiyorum abi. Ya neyse ya, tatlıya bağlanması iyi, güzel olmuş. Perşembe günü şey yapacağız işte. Ümit Özdağ'la program var. Murat için ayarladım onu. Perşembe günü gideceğiz, çekeceğiz. Ben ne yiyeceksiniz? Efendim? Ne yiyeceksiniz? Vallahi Murat'ı bilmiyorum. Murat bulursa kebapçı mevapçı bir yerlerden. Kebap yerler büyük ihtimalle. Bilmiyorum. Ümit Özdağ'la 10 kilo pirzola gömdük. Yani şey, Sinan Oğan'la şey, herkes de et yedi böyle. Sinan Oğan'la beyti yedi. Şöyle Sinan Oğan diyorum. Ümit Özdağ'la beyti yedi işte. Diğeriyle tavuk, kebap, mebap falan yedi. En son Sinan Oğan'a geldi. Murat dedi Yusuf sponsor bulamadım. Dedim ne koyacaksın önüne? Gittik markete. Onları şey, stüdyo AVM'de olduğu için. Gittik hemen AVM'den 100 liralık kurabiye aldık. Dedi bunu yer kanka. Bir de pembe pembe kurabiyeler almış abi. Yanına da bir de adama yeşil çay koymuşlar. Oğlum dedim, milliyetçi adama dedim, yeşil çay değil de normal Türk çayı yap lan dedim. Koy oraya dedim anasını satayım. O da güldü zaten ben öyle söyleyince. Baktım yeşil çayı getirdi. Dedi bu nedir? Sinan Oğan dedi bu nedir? Yeşil çay dedi, buyurun dedi, afiyet olsun. Dedim oğlum bak adam dedim, MHP'li adama dedim getirmişsiniz şey, yeşil çay veriyorsunuz. O da orada dayanamadı, güldü anasını satayım. Dedi iyice ponçik monçik bir ortam yarattınız bize ha. Hadi dedi neyse bakalım. Bir şey dedi, bir şey kızdı mı? Oğlum siz de adamı şey, siz de şey Kemal Sunal'da şey gibi, Halit Akçatepe gibi böyle. Adamı çıldırtmak yerine geleni yapıyorsunuz. Abi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak bunu söyledim mi sosyal medyada bilmiyorum ama bu adam diğer üçüne göre, ya diğer üçünden sadece birini gördüm. Muharrem İnce'yi gördüm ama diğerlerini hani uzaktan gözlemliyorsun, sosyal medyadan gözlemliyorsun ya. Ben daha dolu olduğunu düşünüyorum. Entelektüel açıdan. Bilgi bir ekibinden. Bir de genç de olması bence biraz önemli. Ama biz orada birkaç soru sorduk o adama. Hatırlamıyorum şu an detayını. Bize şey dedi, benle Murat'a. Dedi sizin dedi, bizim dedi, bize dedi bir ön yargınız var dedi ya. Ben bunu sezdim. Ben dedim ki ya dedim, Devlet Bahçeli'den dolayı var dedim ya. Bizim MHP'lilere karşı. Direkt söyledin mi? Aynen aynen. Hatta ben dedim ki ben dedim Siirtliyim dedim. Bizim orada dedim biraz daha haddimi aştım. Dedim ki MHP eşittir Beyaz Toros dedim. Onu söyleyince böyle şaşırdı. Dedi işte biz de bunu yok etmek için partide mücadelemize başladık. Başarısız olduk ama. Ben iki kez kovuldum dedi. İhraç edelim dedi. Yani anlayacağınız ile kovuldum dedi.
Hani çok sempatik bir adam. Bir de ben birkaç soruyu çekinerek sorarken şey dedi. Ya kardeşim dedi, bir rahat ol ya dedi. Sen diyor niye çekinerek soru soruyorsun? Sorsana bana dedi. Bak dikkat ettim, çekinerek soru soruyorsunuz. Murat da sonra benim gibi magazinsel sorular sorunca en son orada biraz şey oldu. Sinirlenmek değil de hani tepki gösterdi. Ya dedi abi dedi, hep magazinsel soru soruyorsunuz. Lan hiçbiriniz sormadınız. Projen nedir, ne yapacaksın falan filan. Murat da dedi ki ya dedi, bizim seçmen dedi biraz magazine bakıyor dedi. Siz dedi projeyi başka yerde anlatırsınız. Murat çok hadsiz ya. Murat evet biraz hadsiz, aynen evet hadsiz. Ben şeye bağırmıştım, o Muharrem İnce'yle şeyi anlatıyordu ya, nasıl röportaj yaptığınızı. Orada bağırmıştım. Muharrem de sinirli ya. Şey anlatsana. Muharrem de şeyi anlatsana. Muharrem İnce'yle Murat'ın şeyini. Matematik mevzusunu. Ya bu Murat diyor ki siz oy bölüyorsunuz diyor. Muharrem İnce de diyor ki bak bu diyor bu şeyde bu seçim sisteminde oy bölme diye bir şey yok. 51 diyor bak 51 alırsa iktidar diyor geçmiş olsun diyor. Muhalefeti kaç aldığı önemli değil. Murat anlamadı, sonra önüne kağıt çekti. 51 yazdı, çizik attı ortasına. Dedi ki bak bu dedi CHP'nin oyu, 25 çizdi. Sonra dedi bu İYİ Parti'nin oyu, 10 dedi. Dedi bunların dedi bir önemi yok ki dedi. Bak dedi iktidar 51 almış dedi. Amaç dedi bunu 49 aldırmak. Murat yine anlamayınca bu sefer yahu kardeşim nasıl anlamıyorsun? Bak şöyle şöyle diyorum. Dördüncü de Murat yine anlamadı. Dedi benim sana bunu anlatacak şeyim yok dedi. Boş ver dedi. Ben sana daha sonra anlatırım dedi. Başka bir şey daha dediğini hatırlıyorum da neyse onu burada şey yapmadım. Onu Murat sildi bu galiba montajdan. Ya niye giriyorsun ki böyle bir işe şey yap, yürütemeyeceksen röportajı. Bir de şey Murat bakıyorum, anlamadı. Murat şey dedi. Ben bilmiyorum, bana bir öğretir misiniz dedi. Öğretemedi, orada sinirlendi. Ya kardeşim nasıl anlamıyorsun falan, biz kamera arkasında yıkılıyoruz gülmekten. Ya nasıl anlamıyorsun? Hayret bir şey dedi. Sen benim öğrencim olsa senin kafanı gözünü kırarım. Murat da anlamıyor abi. Adam anlatıyor. Basit bir şekilde anlatıyor. Murat hala diyor ki ama diyor siz bak oy bölüyorsunuz diyor. Ya kardeşim diyor tamam geç diyor. Devam et. Ben sana bunu anlatamayacağım. Ay sizin şey gibi. Zack Galifianakis'in bir şeyi vardı. Hatırlayabilir bir programı vardı. Show vardı. Sonra çok taklit edildi o konsept. Ünlüler geliyor. Hatta Obama falan bile gelmişti. Bunları sinirlendiriyor. Sürekli saçma sapan sorular soruyor. Böyle gergin bir program. Kurgu tabii. Sizin yaptığınız programlar da istemeyerek tam da o kafada gidiyor. Adamları çıldırtıyorsunuz. Valla aslında güzel bir şey. Bunu aslında şey yapalım. Bir sonraki videolarda politik olarak uygulayalım abi. Çıldırtalım adamları. Ben şeyi hatırlıyorum ya, Muharrem İnce olayın ilk gitti zaten. Murat bir de çekecek adam değil mi? Ciddi ya bunlar böyle. Hiç o kafada biri değil. Onun şeyi Sarıgül. Abi Sarıgül değil. Şey var ya, Sarıgül'ün içeri girişe. Dolaplara vurarak. Abi cama mama vuruyordu lan dedik. Ulan camları indirecek dedi. Tutun lan şunu. Murat'ı bir de göğsüne bir tane vurdu. Murat Allah'ına kavuşturdu. Kanka ben sana söyleyeyim. Harbiden çok kuvvetli adam. Sarıgül mü? Ha, Murat'a bir vurdu. Bak Murat 115 kilo 1.86 boyunda. Dev gibi adam anasını satayım. Murat baktım böyle irkildi dedi. Ne oluyor lan dedi bana. Nasıl vurur dedi. Ha böyle geriye gitti anasını satayım. Adam öyle bir vurdu yani Murat'a. Yayının başında dedim ya, Yeniçeri gibi. Avucunun içini şey mermeri vura vura Mustafa Sarıgül şey tokadı geliştirdi. Vurduğu zaman oturtuyor. Neyse. Bilal'cim gündemi de bitirdik. Bir olay da kalmadı. Hiçbir olay kalmadı abi. Haftaya kadar ben yine gündem başlarını toplayacağım. Peki. Var mı da lan başka bir şey konuşulacak? Ya şu an gündemde olan bir tane olay var. Bu da az önce gördüm. Ana sayfada kaybettim onu. Sözcü gazetesinin bir haberi vardı. İşte Kürt illerinde AK Parti, Yeşil Sol illerinde işte falan milletvekilleri adaylarıyla alakalı böyle. Hani kafada bölmüşler bazı şeyleri diye. Yine bir gündeme düştü. O da bir 5-6 saatlik bir haberdi. Bununla alakalı bir şey var. Başka da bir şey yok şu anlık. Ha, dur bulursam atayım sana haberi hemen. Algıya bak Almancı'nın. Büyük para sanmıyorum yani, küçük para götürüyor İpek Hanım'ın eşi. Algıcı seni. Kendi hakkıyla girmiş çalışıyor, etik değilmiş. Bırak ya. Bu da şey memleketlerin şeyi, feryadı. Ya dur kemik yok sana, dur bir tane kemik verim ver. Ağlatmadığım adam kalmadı yemin ediyorum. En son Hüdapar'larda ağlayınca dedim ki oğlum tamam yani artık. Bunlarla da muhatap olduysak ağlamayan kalmadı. Abi bu arada bunlar hiç, çok pardon Bilal'cim, bunlar hiç ailece oturup yemek yemiyorlar mı ya? Ya aile sevgisi yok mu bu adamların? Hani bunlar dışlanıyorlar mı abi ya böyle?
Yok, inanıyorlar yani. Bağlanıyorlar. Twitter'daki tayfa o komplo teorilerine, işte paranoya şeyden inanıyor. Hani sürekli karşı tarafta, işte bizim bu durumda birileri tarafından finanse edilip işte yönlendirmek için böyle derin devlet falan çok deli var. Hani hatta bazıları üstüne vazife ediliyor. Bu işi sonra şiddete falan da döküyor. Biz bunları burada anlatmıyoruz ama ruh hastası ve manyak çok var. Yani burada ne bileyim işte Cevheri Güven'i, İlker Canik'le ilgili böylesi komplo teorisi açılarken bu demek değil ki arka planda bizim başımıza bela olmuyor mevzular. Yani bir tane manyak çıkıyor. Diyor ki ha tamam ülke batacak. Derin devlet falan var. Bizim bunları susturmamız lazım. Ortadan kaldırmamız lazım. Sonra biz bunlarla uğraşıyoruz. Sadece hani hukuki olarak sıkıntılı olan olduğumuz şeyler de var. Durumlar da var. Davalar falan da var. Yani bunu anlatmıyoruz. İnsanlar bilmiyor ama diğer taraftan bizim başımıza bu söylemler bela oluyor sürekli. Yok, sanıyorlar güllük gülistanlık her şey anasını satayım. Buna inanıyorlar, anladın mı? Hani büyük bir oyun var ve işte hani herkes bize karşı. Kimse sana karşı değil kardeşim. Kimse senin partinle, hangi partili olursan ol, seninle o kadar ilgilenmiyor. Yani bizim işimiz gücümüz var. Burada bir iki üç saat konuşup eğlencesini yapıp sonra kapatıp işimize bakıyoruz. Yani ben yatıp kalkıp da acaba Kılıçlar ne dedi, acaba Erdoğan ne dedi, acaba Muharrem ne dedi, Oğan ne dedi, yatıp kalkmıyorum bundan. Benim işim değil. Yani siz parti üyeyseniz bu sizin işiniz. Gidin yapın, çıkın sokağa, dağıtın flyer, yapıştırın sticker. Uygulayın bunu. Ama bana gelmeyin bunlarla. Abi bu arada yukarı sabitledim. Halk TV'nin bir haberiymiş o. Oradan bakarsan görebilirsin. Halk TV dedin de İsmail Saymaz şey yapmış. Halk Parti'den ayrılmış. Bununla ilgili de şeyi gündem ettiler. Neydi onun ismi? Hani meclise bir AKP gidiyor, yeni bir AKP geliyor. Çünkü CHP'nin listeleri hep AKP'liler falan diye bir söylemi var. Bazıları iddia ediyor bu söylemden dolayı işten çıkarıldı. O konu hakkında ne diyorsunuz? Tabii canım Rıza'cığım, öyle öyle. Öyle bir muhabbet var, doğru mu bilmiyorum, işte onu diyorum. Ben şöyle duydum, Halk TV'den ayrılıp başka bir basın şeyine geçti diye biliyorum. Yani kendi isteğiyle mi oldu yoksa dediğin şekilde mi oldu bilmiyorum ama oradan ayrılmasının sebebi farklı bir şeyine geçmesi. Sözcüye mi geçmiş artık ya da başka bir basın organı mı, hiç bilmiyorum onu. Ya şöyle, alternatif şeye geçer. O sahipsiz kalmaz oğlum. İsmail Saymaz kalibresi şey. Büyük onu bırakmazlar bir yerde ama ben sırf ondan daha gidiyorum işte, bundan dolayı gidiyorum diyorsam orada sıkıntı olmuştur. Yani Özdil'le de Sözcü de aynısı oldu biliyorsun. Bu Türk usulüyle alakalı bir şey. Yani bizim yapımızda şey var. Gazeteciliği pek hazmedemiyoruz. Hani alışkın değiliz. Sürekli arkasında şey arıyoruz. Böyük oyun arıyoruz, operasyon arıyoruz. Pek alışamadık. Bakalım ileriye dönük belki de oturur. Yani yeni nesilde bile öyle biliyor, sosyal medyada bile öyle. Daha demin bahsettiğimiz olay mesela o. Sen burada bir eleştiri yapıyorsun, adam seni bir yere addediyor. Hemen şey yapıyor oradan. Komplosunu kuruyor böyle böyle diye. Her şey olayını yazmışlar ya. Dur. Muharrem İnce pazarlık olayını, Kılıçdaroğlu'na biz teklif yaptık, yapmadık davası. Ben Bix'in yayında şey demiştim. Teklif yapılmıştır, anlaşamamışlardı falan diye. Belki de işte arada bir süreç olacak falan gibisinden. Kılıçlar çıktı ayrıldı oradan, işte o hoş geldin güle güle olayından. Orada bir memleketler çok darladı işte. Vaa bak görüyor musun? Bir pazarlık yapılmamış. Demek ki yalan konuşuyorsun işte falan filan bilmem ne. Belli yani yapılmış, teklif gitmiş. Ha bunu kabul etmemişlerdir. Yeterli bulmamışlardır. O ayrı konu. Ama burada pazarlık yapılmış. Bir diğer olayı sonra da sen oraları atladın sen Bilal. Sakık'ın şeyi vardı, söylemleri vardı. İşte Kılıçdaroğlu şöyle söz verdi, Muharrem şöyle söz verdi, bu böyle söz verdi. Değil mi? Bir röportajı vardı. Parça parça alıp herkes şeyi paylaşıyordu. O bana söz verdi, bu bana söz verdi. Sakık'ın. HDP'li. Görmediniz oğlum, bir tek ben mi gördüm, rüya mı gördüm ben? Abi hatırlamıyorum. Ben işte en son bu şeyden mi bahsediyorsun? Sakık şeyde alakalı konuşmuştu. Muharrem 2018'de bize böyle böyle sözler verdi. Kılıçdaroğlu bize böyle böyle dedi falan böyle yani. İki tarafı da tehdit edici şeyleri söyledi, sözleri vardı. Abi hiç görmedim ya. Ben en son Pervin Buldan'la Ahmet Türk'ün açıklamaları falan vardı. O zamanlar oldu galiba bu. Pervin Buldan da biliyorsun geçen 2021'de 2 sene önce şey demişti Soylu üzerine gidince bunların. Bize çözüm sürecinde ne sözler verdiniz, bunları açıklamasak namerdiz diye tehdit etmişti bunları. Yani sürekli görüyor musun şeyden seçmen olarak. Arka kapıda bir şey olduğu zaman bu adamlar mafya gibi sürekli kullanıyorlar onu sana karşı. Tehdit ediyorlar seni, şantaj uyguluyorlar sana. Şey demişti hatta, Kürtlerin oyları çantada keklik değildir falan diye. Bir söylem vardı. Ben HDP seçmeni olsa derim hacı bir saniye ya, sen üçüyle de pazarlık yapmışsın diyorsun. Kendi deyimin bu. Ne yaptığını söyleyecek misin yani, biz de bilelim değil mi?
İmralı'daki biliyor da biz niye bilmiyoruz derim. Joseph, bir dahaki video ne? Bir dahaki video Sinan Oğan dedim ya abi. Doğru. İşte içinde şey de olacak ama Özdağ'la Sinan Oğan ikisinin de röportajını koyacağım. Çünkü Murat diyor ki sen gelmişken sen de çek videosunu. Ben dedim ki şimdi hem Sinan Oğan hem Ümit Özdağ videosunu yapamam dedim. Ayıp olur dedim. Şey olur yani, etik olmaz. Dedim ha dedim, Ümit Özdağ dedim soracağım birkaç soru var. O da Sinan Oğan da bağlayan sorular. Onları cevaplasın dedim. Videoya koyayım dedim. Ha dedi, o da olur falan. O yüzden Perşembe oraya gideceğiz. Hüseyin Baş konuşuldu mu sormuş Fahri Erdem. Konuşuldu Fahri'cim. Konuşuldu. Mustafa Sarıgül Kılıçdaroğlu'na destek verecek. Onu da söyleyeyim ama çok gündem olmadı yani çok. O Mustafa Sarıgül'ün bu üye ve oy oranı halis mi? Hani çok absürt değil mi? Sürreal değil mi? Millet o kadar uğraşırken. Abi var ya, birkaç tane daha var da boş ver, bunu dillendirmeyelim şimdi tekrar. İyi. Ne yapalım Bilal, var mı daha konuşmak istediğiniz bir konu yoksa? Şu an alternatif gündemde olan herhangi bir ciddi konu yok abi. Çoğunu konuştuk. Hepsini konuştuk hatta. Yeni yani ilk düştüğü zaman sosyal medyanın öyle bir özelliği var ya. Bu çok şey sanıyorsun. Bu her şeyi değiştirecek bir olay falan diye. Abi 5 gün sonra kimse konuşmuyor. Bitiyor yani. Erdoğan düşerse Kudüs düşer. Erdoğan düşerse bilmem ne düşer. Mekke düşer, Medine düşer. Ya siyah düşer. Şey yaptı. Kudüs zaten düştü kanka diye bizden biri tweet atmıştı. Cansa ben attım onu. Sen mi attın? He tamam. Zaten kanka. Konuşuyorum böyle. Yazıyor bana, diyor oğlum salak lan bu diyor. Yemin ediyorum bunu sustursunlar diye. Safi rüzgar zarar. Adamlar onun bir videosu düştü abi. Sokak röportajı yaparken eline namazlık almış. Evet gördüm. Yani çok komikti. Herkes şey diyor. İşte özür dedi kardeşim, olabilir basılabilir falan. Mosmor olmuş böyle, kafayı yersin. Çok sonra seccadeyi kaldırıyor ya, o daha komik. Seccadesi soruyor herkese. Bir de çok karikatürize. Biliyor musun, bir de yani bir rol oynuyor. Yani o büyük ihtimalle buna inanmıyor. Bu anlattığı, yaptığı şeyde bir rol. Onunkisi. Yani özel hayatının böyle olduğunu sanmıyorum ben o tipleri. Böyle gayet rahat seküler bir yaşam sürüp işte. Ama medyada bu iş prim yaptığı için çok, ben güldüklerini bile düşünüyorum bu arada paylaştıklarını. Yani Egemen Bağış yapıyordu ya mesela, Bakara Makara diye dalga geçiyordu ya. Ben onların da bu şekilde dalgaya aldıklarını düşünüyorum. Çünkü videolarını falan bakıyorum. Şey paketi alınmış. Envanto'dan şey paketi var ya. Sinematik böyle bas, çıkış, tum, böyle şey sesleri, zoom sesleri, efektler bilmem ne. Garip garip böyle 15 dolarlık paketler. Onu bile almıyorlardır. Minol free yazıyorlardır, indiriyorlardır sağ sol. Sürekli öyle alttan böyle müzik olsa tüm böyle zoom yapıyor. Hepiniz bedelini ödeyeceksiniz, böyle hal geliyor arkadan. Ödeyeceksiniz, ödeyeceksiniz. Allah'ın cezaları ya. Hep bu Abdurrahman Uzun başımıza bela etti bunları. Ya diyorum ya, sen bir tanesi var, Kurtlar Vadisi müziğini eklemiş abi. Sana attım mı bilmiyorum. Çok fazla prim vermek istemedim ama bizim takipçiler bulmuş nereden bulmuşsa. Her bana laf soktuğunda arkadan böyle bir tüfek çıkıyor. Gördüm, hatırlıyorum. Kurtlar Vadisi müziği böyle karga sesleri falan filan. Lan dedim, bunlar dedim aynen dediğin gibi Abdurrahman dedim, başımıza bela etti anasını satayım. Hep Abdurrahman'ın mevzusu ya. İşte çay koy, arkaya kütüphane, masaya vurma, zoom. Gri oluyor resim birden böyle. Çok ciddi bir şey konuşuyor artık. Renk gidiyor, anladın mı? Gri oluyor. Bir de şimşek falan çakıyor. Allah'ın cezaları ya. Bunun yiyenler var bir de. Ben şey diyorum. Bunu yapan editör çocuklar. Büyük ihtimalle kahkaha atıyorlardır. Altına yapıyorlardır. Çünkü Hint dizisi gibi. Sürekli bir zoom var. Sürekli bir efekt var. Sürekli bir işte böyle dramatikleştirme var işin içerisinde. Abi son bir gündem var. Bu biraz komik ama. Geçen sene Trabzonspor'un şampiyonluğunu bilen bir astrolog hanımefendi var. Meral Güven diye. Kendisi bir kehanet attı ortaya. Seçime 5 gün kadar adaylardan biri vefat edecek ve ülkenin kaderi değişecek. 27 Nisan'da kim olduğunu açıklayacağım diye bir şey yazdı. Bu da bayağı bir gündem oldu. İnsanlar hep böyle bir malum şeye böyle bir gönderme olarak tweet insanı attılar. Bu da komik bir gündemdi yani. Onu da söyleyeyim. Onu gördüm, bir şeye attım. Bixi'ye attım. Benim Bixi'yle ayrı bir sıkıntımız var ikimizin de. Aramızda işte muhabbet ederken bari buna soralım, belki bu bizim işimizi görür hani. Belki söyler miyiz ne olacak diye. Recep abi özelden yazıyor. Bizi mi dinliyorsun abi? Ben seni göremiyorum aşağıda ya. Vallahi göremiyorum.
Evet, son dakika. Ali Babacan şey, benim priv hesap full şey gözü. Son dakika Ali Babacan'dan sert çıkış. Tamam ya, başka bir gündem yok. Ulan ne rahat geçti biliyor musun? İki hafta uzak kaldık ya. Şey demek ki doğru. Hani şey teorisi var ya. İki gün uzak durursan gündemden çok şey kaçırıyorsun. İki ay uzak durursan hiçbir şey kaçırmıyorsun. Aynı olduğu yerde duruyor. Hakikaten öyleymiş. Üç hafta hiçbir şey yapmadık. Hiçbir gelişme de olmadı. Gelişmeler oldu ama senin dediğin gibi abi. Hani böyle sindirilip götürülen şeyler. Hani. Ya büyük bir şeydi oğlum. Büyük mevzu şeydi. Mart'ta bunların işte bu TOG'unu, gemisini, İHA'sı, bunların hepsini zaten biliyorduk yapılacağını. Hatta deprem olmasaydı Çanakkale şeyine denk getirilecekti falan filan. Bilinen şeyler. Bizi sürpriz bir şey olmadı yani. Seçime böyle aa bunu beklemiyorduk diyeceğiniz bir şey olmadı. Abi gündem yok gençler. Ben kapatmak istemem yayını ama 3 haftadır yayın olmadığını biliyorum. Kapatmak istemem ama hiç konuşacak bir şey yok. Bir de bizim Cavs'la konuşacaktım. Dur bakayım. Aman Allah'ın belası Cavs. Yayından çıktı mı? Cavs'ı Twitch'e saldık biliyor musun? Cavs Twitch, biz Space, Yusuf YouTube. Böyle parça parça aldı. Sadece Facebook'ta adamımız yok. Birini buluruz. Abi Ahmet abi Facebook'a mı şey yaptık acaba? Oraya konserler alırız. Doğru söylüyor. Nasıl biliyor musun? Ahmet'i Facebook'a göndereceğim. Orada anlatacak dertlerini gruplarda. Abi cuma günü için bir konu gerçi ben onu hafta içi sana yazarım ya. Ha şey için yazıyorlar. Memleket Partisi için bu eleştirilerinize işte teşekkürler falan. Ama arkadaşlar ben zaten ben hiçbir parti adına burada bir karalama şey yapmam. Ben genelde paylaşımlarımı şey şekilde yapıyorum. Aslında böyle yapılsa işte iletişimcisi olsa böyle olur, şöyle olur. Hep bu tarz yapıyorum da milletin kafası basmıyor. Hep şey bekliyor. Taraftarlık bekliyor senden. Öyle yorumluyor. Mesela ben Muharrem İnce için böyle aslında böyle yapması gerekir dediğim zaman adam diyor ki tamam bu bunun şeyi. Taraftarı kesinlikle. Aynısını Kılıçdaroğlu'na söylüyorum. Onun taraftarı kesinlikle. Aynısını Tayyip Erdoğan için söyledim. Deprem döneminde. O da bunun taraftarlığı oluyor. Biraz yüzeysellik. Çok fazla işin içerisine giriyorsunuz. Aa, Recep abi şeye çıldırmış. Uçak gemisi değil. Uçak gemisi değil. Şey dinledim. Cem Amiral'i dinledim bugün. O da şey diyordu. Hani uçak gemisi falan. Biraz iddialı. Doğru değil çünkü falan gibisinden. Bu AKP'nin başına hep böyle şey yiyor biliyorsunuz değil mi? Bir olay yapılıyor, bir proje yapılıyor. O kadar siyaseten şişiriyorlar ki hem antipatikası hem karşılığını şey yapamıyorsun. Yani SİHA'lar için bir şey yapmışlar. İndir bindir olayı. Aslında stratejik olarak evet hani evet şey var stratejik olarak kullanılır falan filan ama uçak gemisi olarak sundukları için bir dayıya bakıyorum şeyde Varank'ın altına yorum atmış. Dayı AK Partili bu arada. Biz sizden uçak gemisi bekliyorduk. Bu ne yazmış böyle altına? Dedim abi bak işte yani sen kitleyi bu kadar gazlarsan dayı biliyor mu acaba uçak gemisinin ne olduğunu yapmanın ne kadar zor bir şey olduğunu. Değil mi Recep abi? Abartıyorlar nokta. Sen bize kızdın mı? Sen hayırdır benim yayınlarıma niye girmiyorsun? Gel Recep abi gel anlat bir şey miyorsun? Gemicilik sektörü senin sektörün benim değil. Her ne kadar zamanda deprem zamanında gemi kaldırmış olsak da seninle birlikte. O senin sektörün benim değil. Video güzeldi. Bugün şey videosu geldi mi? Boğazlayan Kaymakam videosu geldi. Bugün yıl dönümüydü zaten. İdam günüydü. Uzun süredir yapmak istediğim bir videoydu. Tam da denk geldi. Güzel de oldu. Recep abi çeksene Bilal. Ben göremiyorum Recep abiyi. Tamam abi hallediyorum abi. İmamson bu arada şey yapmış. Onu da söyleyelim mi? CHP içerisinde bağlamış herhalde. Teşkilatta herkes İmamoğlu'cu. Normalde bundan nefret ediyorlardı bir tayfa. Şimdi şey yapmışlar herhalde. Kimse İmamoğlu hakkında negatif konuşmuyor CHP içerisinden.
Merhaba arkadaşlar. Merhaba Erlik. Yusuf merhaba Bilal. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sesini duyan cennetlik Recep Bey. Teşekkür ederim Erlik. Ne haber? Ne olsun be abi. Aynı. Aynı. Bir yorgunluk var üzerimizde de. Hayırlısı bakalım. Hayırlısı. Şimdi bu gemi 1995 bu havuzlu çıkarma gemisiyle ilgili özellikle siyasi iktidar biraz abartıyor böyle konularda. Uçak gemisi değil, havuzlu çıkarma gemisi olarak biliniyor. Bu 1995 yılında o dönemki Devlet Planlama Teşkilatı'na LPD, Landing Platform Dock olarak projelendirdi 1995 yılında. 2015 yılında AK Parti iktidarında ihale edildi ve bunun yine aynı şekilde landing platformdak yani açık denizde de helikopterlerin iniş kalkış yapabileceği bir gemi olarak dizayn edildi. Tabii ben o dönemde de yazı yazdım. Yani havuzlu çıkarma gemisi olmalı. En az 80 metre koşu bandı olmalı. Özellikle Akdeniz'de, Karadeniz'de. Bunlar ikiz gemi olarak projelendirildi. İlk gemi bu TCG Anadolu. Yaklaşık 232 metre boyunda, 32 metre genişliğinde bir gemi. Gemiyi daha önce gezmiştim yaklaşık Aralık ayında. Çünkü bu geminin yapılması ile ilgili benim de bir katkım var. Şöyle onu anlatayım. Bu gemi LPD olarak yapılıyordu. Biz yoğun bir şekilde Deniz Haber Ajansı olarak bu gemi LPD yapılmasın, LHD yapılsın. Yani landing helikopter dock ve 80 metre bir koşu bandı olsun. Koşu bandı dediğim geminin üzerine yay şeklinde geminin kalkışını organize eden bir yer. Oranın da uzatılması gerekirdi. İhale edildi. Yaklaşık 650 milyon euroya ihale edildi. Daha sonra biz bununla ilgili haberler yaptığım zaman Savunma Sanayi o zaman İcra Komitesi'nde yönetiminde o dönemde Başbakan Erdoğan bizden bu konuyla ilgili bilgi de istediler. Biz gönderdik onlara. Metin Kalkavan Sedef Tersanesi bu ihaleyi almıştı. Ve daha sonra LHD'ye çevirdiler. Tabii bizim de orada bir yani küçücük de olsa bir katkımız var. Juan Carlos gemisi vardı İspanya donanmasında. Bunun iki tanesi de Avustralya'ya inşa edildi bu gemilerden. Dünyada dört tane var. Son teknolojisi gemi bizde. Yani dördüncü gemi bizde inşa edildi. Beşincisinde bugün saç kesme töreni yapıldı. Onun ismi de TCG Trakya olacak. Yakında kamuoyuna yansır ismi. İki gemi, ikiz gemi olarak inşa edilen gemiler. Bunlar bir operasyonda çıkarma yapmak için aynı zamanda geminin arka tarafında bir havuz var. Havuzdan içeriye dört tane çıkarma filikaları dediğimiz tankların indiği anında bir yere yanaştığı zaman indirilmek amacıyla yapılan dört tane de bir anlamda filika gibi değil ama o da bir gemi tank taşıyor. Her gemideki arkadaki gemi dedim küçücük gemi dediğimiz ben filika diyorum onlara. Onlar dört tane her biri ikişer tane tank taşıyor. Bu gemi F-35 için de projelendi biliyorsun Amerika bize F-35'i vermedi. Özellikle S-400 mevzusundan dolayı Türkiye'yi projeden çıkarttılar. Ve bizim ilk planda 4 tane F-35 alacaktık. F-35 Lightning C sınıfında uçaklar. Bunlar dikey iniş yapabiliyorlar açık denizde. Yani onun için koşu bandına ihtiyacı yok. Normal asfalta da inebiliyor. Onlar için bir piste gerek yok. Tabii biz o projeden çıkarılınca bu LHD'nin de son anda suya indirme törenleri hazırlanıyordu o dönemde. Süreçte bu SİHA'lar için bu platform boşa gitmesin bir SİHA'lar için kullanalım diye. Yani şu anda SİHA'lar için uçak gemisi yaptık dediği hadise bu. Yani F-35 alamadıklarından dolayı. SİHA'ları kullanacaklar, işte Kızıl Elma'yı kullanacaklar.
Bugünkü törende uçaklar oraya inmedi. Uçaklar taşınarak geldi ve bir vinçle kondu. Orası çünkü yeni F-35 Kızıl Elman'ın iniş noktasında projelendirilmedi daha tam manasıyla. İniş kalkış yapamıyor şu anda. Ama bu gemi açık deniz operasyonlarında ve komuta gemisi, amfibi gemisi bir anlamda amfibi hücum gemisi olarak Türk donanmasına katıldı. Envantere girdi. Bunun ikincisi de yaklaşık yine 5-6 sene sürecek. Daha teknolojik bir gemi yapacaklar. Bu bizim Anadolu'dan biraz daha farklı olacak. Koşu bandını büyütecekler. Bunun dışında da geminin boyu da büyüyecek. 232 metre zannediyorum. İkiz gibi denir bu gemilere ama sisters diye geçiyor denizcilik dilinde. İkiz kız kardeş gibi. Fakat bunu yaklaşık 260 metrenin üzerinde yapacaklar. Tam proje netleşmedi. İlk proje 232 metreydi. Güzel bir proje, önemli bir proje. Özellikle Adalar Denizi, Akdeniz Çanağı'nda ve Karadeniz Çanağı'nda operasyonel olarak kullanabileceğin ve Türk donanmasına güç katabilecek bir gemi. İçinde bir hastane var. Onun dışında anında müdahale edebilecek. Yaklaşık 2000 mürettebatın aktif olarak bulunacağı yer. Ben gemi Metin Kalkavan beni davet etmişti. Çocuklarla gitmiştim benim oğlum ve kızımla. Bize NATO komuta merkezini de gösterdiler. Yani NATO tatbikatlarında NATO'dan direkt olarak bağlantı kurulabilecek bir sistem. Burası gizli. Orayı da gördüm. Müthiş bir gemi. İçinde özellikle güvertede her türlü operasyonu yapabilecek kabiliyete uygun bir gemi. Yani Türk donanmasına milletimize hayırlı olsun. Güzel bir gemi ama AK Parti bunu abartıyor. Abartıyor derken projeyi farklı bir konumda dile getiriyor. Bir uçak gemisi. Gibi abi yani aslında yapılan projeyi kendi kendilerine berbat ediyorlar. Evet, güzel bir proje, önemli bir proje. Yani 1995'te bu devlet planlama teşkilatına konulduğu zaman aslında genel olarak baktığın zaman çok önemli. Bölgede düşün, bir İspanya'nın var, bir Avustralya'nın var iki tane, bir tane senin var. Bu bölgenin içerisinde İspanya ile sende var, başka kimse de yok bu tür gemi. Tabii F-35'leri alabilseydik müthiş bir deniz gücü haline gelecekti. Dikey iniş ve kalkış yapma özelliğine sahip olduğu için bir anlamda bölgenin en önemli askeri gücü olacaksın. Çünkü Amerika geldi Akdeniz'e, geldi dedi ağaca limanı satın aldı. Oraya örneğin Iceberg Class fırkateynleri üst olarak kullanıyor şu anda. Rodos da var, Girit de var. 9 tane yere, bizim de hatta Muğla'ya, Muğla iline ait bir aday bile işgal ettiler. Maalesef burada siyasi iktidar sessiz kaldı. Normalde biliyorsunuz adalar İtalyanlardan Yunanlılara geçmişti o adalar. Bizim o dönemde de silahsızlandırmak için en önemli yerler vardı, adalar vardı. Maalesef şu anda silahlandırıldı. Biz kendimize ait toprağımıza bile sahip çıkamadık Ege adalarında. Ben Adalar Denizi diyorum oraya. Adaların yoğunluğundan bir de en önemli sorunumuz biliyorsunuz 12 mil sorunu var. Uluslararası sularda 12 mil değil 6 milin üstüne çıkaramazsın. Özellikle Ege Denizi'nin dediğimiz Adalar Denizi'nde. Önümüzde büyük sıkıntılar var. Amerika oraya Rusya için yığdığını söylüyor ama öyle bir şey değil. İncirlik'teki hava gücünü aktardı. Büyük Irak'ta da var onların hava üssü ama ağırlıklı olarak Dede Ağaç'a aktardılar Yunanistan'ı. Ve deniz gücünü de bölgenin en önemli donanması haline gelir Yunanistan'daki Amerikan donanması. Bizim için de aslında önlem alabileceğimiz bir noktada. Ha Amerika bize böyle bir şey yapar mı veya Yunanistan üzerinden bir şey olur mu? Hayır, olmaz şu anda, görünen bir şey yok. Ama Türkiye kendi önlemlerini de almak zorundadır.
müttefiklik çok önemli denir ama diplomaside mütekabiliyet vardır. Dost ülke yoktur. Menfaatleri noktasında birbirini kollayan ülke vardır. Böyle bir durumda önümüzdeki 20 yıl içerisinde Adalar Denizi'nde bir sıkıntı olabileceğini tahmin ediyorum. İnşallah olmaz. Evet, Erlik havuzu çıkarma gemisiyle ilgili de kısaca bizi dinleyenlere aktarmış olduk. Bilgilendirme yapmış oldun abi. Ağzına sağlık. Biz gündemi full yorumladığımız için tam son şeyine denk geldin. Bir şey de kalmadı açıkçası. Konuşacak, yorumlayacak. Neyse. Yusuf, var mı söyleyeceğin bir şey? Abi teşekkür ederim söz hakkı verdiğin için. Çok sağ ol. Ne demek, ben senin Discord'dan birazdan şey yaparım, konularım. Bilal'cim. Evet abi. Başka bir gündem kalmadı. Alttep kaydı aldı. Yarın ikinci kanalda. Değil mi? Aynen sıkıntı yok. Ben sana videoyu gece gönderdim. Render aldıktan sonra. Abi şu halleder onu. Siz yarın Ali Türkşen'le olan şeyi zaten kanalınıza yükleyeceksiniz buradan. Paylaşılır o da. Ulan ne rahatmış. Hiçbir gündem yok biliyor musun? Tam makara muhabbet yapma şeyi de şimdi yeri değil. Siyasi neyse. Konulara girmediğin için ben girmek istemedim Erlik. Çok konular var ama önümüzdeki günlerde ver yansın da beraber olduğumuz zaman konuşuruz. Evet, saklıyorum. Eyvallah Recep abi. Eyvallah. Ver yansın özel diyorsun. Evet, ver yansına özel. Sana da özel yaparız. Ama gündemi bitirdiğiniz için gerek yok. Daha sonra ver yansında beraber konuşuruz inşallah. Yaparız, eyvallah. O zaman dinleyen herkese teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Birbirinizi yemeyin. Hayırlı sahurlar değil mi? Sahur olacak. Yani... Evet abi, sahur geliyor. Evet, hayırlı sahurlar arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Erlik görüşürüz. Bilal. Görüşürüz abi. Görüşürüz. Ben görüşeceğim. Görüşeceğiz seninle. Ha, oldu, görüşürüz. Allah'a emanet.